Hanımefendiler, beyefendiler, benzersiz lezzetleri ve kıyasıya rekabetiyle Zuhal Topal'la Yemekteyiz de haftanın üçüncü günü başlıyor. Bugün 50 bin lira ödülü kazanmak için iddiasını ortaya koyacak olan yarışmacımız Funda ile birlikteyiz. Merhaba, ismim Funda Tüysüz, 42 yaşındayım, evliyim, iki çocuğum var, İstanbul'da yaşıyorum, Giresunluyum. Yemek yapmayı çok seviyorum. Yemek yapmak benim evdeki en büyük hobim. Hem kariyer yapıyorum hem de yemek yapıyorum diyebilirim. İki gündür benim suskun olduğumu düşünüyorlar, söylüyorlar. Ama aslında ben öyle biri değilim. Gayet güzel yorumlarımı yapıyorum. Ama onlar işlerine geldiği gibi algılamak istiyor. Bugün de zaten göreceğiz. Bakalım bence menümü kıskanacaklar ve olumsuz eleştirilerde bulunacaklarını düşünüyorum. Benim şöyle bir huyum var. Maalesef her yerde yemek yiyemiyorum. Salaş yerlerde yemek yiyemiyorum. Herkesin evinden yemek yiyemiyorum. O yüzden bunlara çok dikkat ediyorum. Bu haftada eğer gözüme çarpan şeyler olursa mutlaka mutfağa gideceğim, ziyaret edeceğim, bakalım neler yapmışlar. İki gündür mutfağa gitmedim ama bugünden sonra gidebilirim. Kendime çok güveniyorum. 50 bini kazanmak için geldim buraya. Sürekli provalar yaptım. Çok güveniyorum kendime. Bu yarışmanın birincisi ben olacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Fundacığım, kimlerle geldin böyle? Eşimle geldim, kız kardeşimle geldim. İsminiz nedir? Aytekin. Aytekin ve... Canan. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederiz. İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Ben de çok iyiyim ama Funda'yı biraz heyecanlı görüyorum, doğru mu? Evet, biraz heyecanlıyım. Bugün benim günüm çünkü. Neden bu kadar heyecan yaptın? 50 bin için yarışıyorum, heyecanlanmamam normal mi sizce? Normalde de heyecanlı mıdır böyle? Normalde heyecanlı tip değildir ama kameranın karşısına geçtiği için heyecanlı olabilir. Kameranın karşısında yemek yapabilecek mi bari? Tabii ki. Güvenimiz sonsuz ona. Öyle mi diyorsun? Evet, tabii ki. Her şeyin üstesinden gelir benim ablacığım. Yemekleri nasıldır? Evet, doğrudur, yapar. Hem de en iyisini yapar bence. Kaç yıldır yemek yapıyor size? 20 senedir yemek yapıyor. Fundacığım, Aytekin bu hafif göbeğini sana mı borçlu acaba? 20 senedir evliyiz, 20 kilo aldı. 20 kilo mu? Her yılı 1 kilo. Yemeklerin o kadar lezzetli öyle mi? Peki iki kardeş, hanginiz daha güzel yemek yapıyor bakayım? Tabii ki ablam. Hakkını teslim ederim diyorsun. Teşekkür ederim. Kardeşim, sen de güzel yemek yapıyorsun demiyorsun vallahi Fundacığım. Aşk olsun Canancığım, sen de çok güzel yemek yapıyorsun. Teşekkür ederim. Ben söyledikten sonra söylemen de güzel oldu. Madem güzel yemek yapıyorsun, bugün menüde neler var say bakalım. Tabii ki seve seve sayayım. Kremalı mantar çorbası başlangıcımız olacak. Bunun yanı sıra kıymalı patatesli rulomuz olacak. Yanında kapya biberli ve cevizli çanakta havuç borani olacak. Ana yemekte ne var? Ana yemekte bir saray mutfağı var, piliç, topkapı var Gürbüzcüğüm. Bayıla bayıla yiyecekler. Vay! Yağız bu menüden anlar o zaman. Evet, anlayacak. Bence güzel yorumlar da yapacak. Bana bravo diyecek. Yanında bir şey var mı? Mevsim şöleni salatası var. Ama o bildiğiniz salatalara benzemiyor. Böyle mevsim yeşilliklerini doğrayıp önümüze getiriyorlar. İki limon sıkıyorlar, olay bitti. Benimkisi öyle değil. Benimkisi farklı. Sunumuyla, içeriğiyle çok farklı şeyler olacak içinde. Peki tatlımız nedir? Tatlımız efsane Malaga tatlısı. Oh! Meryem'in en sevdiği tatlı. Bence Meryem Hanım Malaga tatlısını bilmiyor. İnternette açacak, bu Malaga neymiş diye bakacaktır. İnşallah olumsuz yorum yapmaz. Niye olumsuz yorum yapsın ki? O çikolataları bayıla bayıla yiyecek. O zaman artık markete gidelim mi? Hadi gidelim Gürbüzcüğüm. Eşinin elini bırakabilirsen gidebiliriz hemen. Ama onun elini bırakmak istemiyorum. Onu çok seviyorum ben. O zaman Funda'ya şans dileyin de biz gidelim. Bol şanslar. Çok teşekkür ederim. Hadi birazdan görüşürüz. Baştan beri beni açıkçası şimdiye kadar hiçbir menü mutlu edemedi. Dünkü gibi bu da çok basit geldi bana. Yine aynı bilindik yemekler. Ben artık değişik tatlar görmek istiyorum. Değişik menü görmek istiyorum. Hep aynı isimler ve açıkçası menüyü hiç uyumlu bulmadım. Piliç, muz, meze. Yani çok alakasız geldi açıkçası. Menü bence az risk almış bir menü. Hoşuma gitti. Yani kıvamında riskler alınmış. İyi seçimler var. Fakat her birinin çok ufak detayları var. Fazlalıkları ya da eksiklikleri olduğu anda bir anda yıkılabilecek yemekler ya da masaya getirirken masada çökebilecek yemekler. Onun dışında uyumlu buldum. Ağır değil, hafif değil. Yani iki ara bir derede çok garanti bir menü. Kazanmayı oynadı kesin Funda Hanım. Bunda bir tek becerirse Malaga'dan puan alır diye düşünüyorum. Diğer yemeklerden pek fazla puan alabileceğini pek sanmıyorum. Hele ki dünkü Meryem Hanım'ın o kadar lezzetli yemeklerin üzerine bu kadar düşük puanları vermeleri bu menüde gerçekten Erdem Bey'le yarışacağını düşünüyorum açıkçası.
Bu menü benim menümün yanından değil, 300 kilometre yakından bile geçemez. Tavuk, ana yemek tavuk ya. Ana yemek tavuk böyle hani menü mi olur? Kremeli mantar çorbası, yani lebeniye, kili usulü lebeniyenin yanında kremeli mantar çorbası. Aa Funda Hanım, hemen mantar hazır, hemen getir marketten, doğra, kremenin içine at. Hadi Gürbüz, markete gidiyoruz. İşte geldik. Hazır mısın? Evet, bomba gibi hazırım. Bomba gibi mi? Evet. Allah, seninki heyecan bombası sanki. E tabii ki heyecanlıyım yani. İlk kez bir yarışma programında yemek yapacağım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi manavra yanındayız. Buyur, hoş geldiniz. Patates, soğan, sarımsak. Fundacığım, yarışmada olduğunu unuttun galiba. Bunları aslında kendin alman gerekiyor. Bu arada ben yarışmacıların sesini duyar gibiyim. Çok basit bir menü diye söyleniyorlar adeta. Ama kremalı mantar çorbanla bir de stok hazırlayacağım ya. Sos mu hazırlayacaksın? Yani hem tavuk haşlayacağım, içerisine soğan katacağım. Roka alacağım, göbek marul alacağım. Funda Hanım, dün sessiz kalmasının nedeni birazcık gerçekten tedirgin oldum. Meryem Hanım'ın kaliteli yemek çıkarmasından dolayı. Bugün bu menü bence çok fazla savunabileceğini tahmin edemiyorum. Çünkü savunabilecek bir yönü yok. Çok basit bir yemek. Sadece savunabilirse tatlı da, o da tek tek, eğer ki Malaga'yı yapıyorsa, bütün halde yapmıyorsa, iddialı olabileceği konu Malaga'da olabilir, tatlıda olabilir yani. Nevin abla da burada, tanıyor musun kendisini? Biraz ekranlarda görüyorum ama şu an çok heyecanlı olduğum için bir merhaba bile diyemedim. Hoş geldiniz deyince bir bakman lazım surata yani, kim olursa olsun. Evet, nasıl bir insan oldu. Lütfen mazur görün beni. Olsun, heyecanlıydan. Nevin abla, yarışmacımızın kirpikleri nasıl olmuş sence? Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Yüzüm pek öyle demiyor ama. Beğenmedin mi? Yok, güzel olmuş. Güzel mi? Bir bayan her zaman. Türkan Şoray gibi olmuş mu? Olmuş tabii ki. Ay keşke evet. Onun gibi bakabilsem. Kendisini çok seviyorum. Yalnız süren geçiyor. Hadi alışverişe devam. Yağını dağılan yarışmacımız diğer eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Dün Erdem'in tepkilerine ne diyorsun? Erdem Bey biraz öfkeli tabii ki. Puanları biliyorsunuz birazcık düşük verdik. Çünkü çok istediğimiz gibi yapamamıştı bazı şeyleri. Bugün sana da sinirli olur mu dersin? Bana da sinirli olabilir. Yaz adaletli olabilir demiştin. Dün verdiği 8 puan yüzünden mi böyle düşünüyorsun? Evet sanırım. Peki sence Yaz'ın verdiği puan doğru muydu? Bence tartışılır. Heyecandan dilin tutulmuş gibisin. Şu anda konsantre olmaya çalışıyorum ürünlerime. Pirinç almam gerekiyor. Kırmızı mercimek almayacak mısın? Hayır, ne yapayım kırmızı mercimeği? Funda Hanım bugün dünkü kadar yumuşak olmaya çalışacaktır ama bir heyecanı olduğu kesin. Bir de kibar bir insana benziyor en nihayetinde. Fakat eleştirilerinde birazcık acımasız ve dengesiz olduğunu ben fark ediyorum. Yani bana yaptığında bir sıkıntı yok, hadi benle konuşması ayrı ama dengesiz derken bu kötü anlamda değil, ağırlık olarak haddinden fazla yükleniyor diyelim. Hoş buldum, merhaba. Merhaba. Ben 9 tane kaldı tavuk alacağım. 7 tanesi çok güzel bir şekilde açılacak, kemiklerinden tamam. Ayrılacak. 9 evet. Tane, 7 tanesi. 7 tanesi tamamıyla böyle çok güzel bir şekilde açılmış olacak. Tamam. Pirinç toplamayı biliyor musunuz? Onu yapacağım. Biliyorum. Yani tabii. Böyle dümdüz olacak kalça. Tamam, güzel. 2 tanesi bütün olabilir. Tamam. 2 kalça bütün, 7 tanesi de açılmış olacak. Anladım. Bir de 400 gram kıyma istiyorum. Gelmişken şarküterideki eksiklerini de tamamla istersen. Yumurtamızı aldık. Hayır, o şekilde değil. Kalça olacak, pirinç kalça. Pirinç kalçadan açılması gerekiyor, yağlı bir tavuk çünkü. Bir tane de ayran almam gerekiyor. Yarışmacımız aheste aheste tereyağını dağıtıyor arabasına. Ya bu ne rahatlık Fundacığım. Son 10 dakika. Hadi biraz çabuk. Hızla eksiklerini tamamlayıp ekmeğini de alıyor hemen yarışmacımız. Eyvah! Hala etin hazır değil galiba. Tavuklar nerede kaldı? En iyisi sen hesabı ödemeye başla. Eti de getirirler o arada. Evet, ben şu anda kasaya geliyorum. Ürünlerini birer birer kasadan geçiriyor yarışmacımız. Tavuklarım vardı, tavuklarım nerede? Nerede kaldı bu tavuklar ya? Neyin oluyorum, neredesiniz? Tavuklarım oldu mu? Teşekkür ederim. Güle güle. Nihayet tavuk etlerimiz de geldi. Tavuk eti de kasadan geçiriliyor hemen. Ne kadar tuttu acaba? 1037. Bütçeyi de aşmadın. Evet, hatta arttırdım bile. Süpersin. Artık fişini ve çantalarını al da eve gidelim. Teşekkür ederim. Hadi Gürbüz'cüğüm, yemek yapmaya gidelim mutfağa. Gel bakalım Fundacığım. Gürbüz'cüğüm, sen bunları yerleştir, ben üstümü giyinip geliyorum. Tamam. Sen de çabuk giyin gel. Hemen geliyorum.
Gürbüzcüğüm ben geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Her şeyi çok güzel yerleştirmişsin. Çok teşekkür ederim. Bak yanımda ne getirdim? Nedir o? Bu benim oğlumun en sevdiği oyuncağı. İsmi Reçel. Benim oğlum çilek reçelini çok sevdiği için adını Reçel koyduk. Onu maskotun olarak yanında mı tutacaksın? Evet, çünkü o benim Uğur'um. Çok seviyoruz onu. Burada yanımda kalacak ve beni seyredecek. Oğlunun ismi nedir? Oğlumun ismi Demir. Demir'e bizden sevgiler. Hazır mısın başlamaya? Süremiz başlayabilir. Ben hemen masamı kurmak isterim. O zaman 3, 2, 1. Süren başladı. Gürbüzcüğüm hadi masamızı kuralım. Kuralım derken? Bana yardım eder misin? Ederim tabii ki. Çok naziksin, teşekkür ederim. Krem rengi masa örtüsünü ve runner'ını sermekle işe başlayan yarışmacımız çiçeğini de yerleştiriyor hemen ortaya. Siyah renkli işlemeli Amerikan servisleri de masadaki yerini alıyor hemen. Bu tabak takımlarını da sen mi getirdin? Evet, özel evimden getirdim. Bakar mısınız uyuma? Nasıl, şahane değil mi? Vallahi siyah ve beyaz her zaman uyumludur zaten. Evet, siyah ve beyaz. Daha doğrusu ekru rengi. Krem rengi yani. Evet, krem rengi. Oho, kolay gelsin Funda. Hoş geldiniz Nurhan Hanım. Hoş bulduk. Masadan mı başladın? Merhabalar evet. Herkese, merhabalar. Devam et, devam et. Ne peki. Kadar güzel. Evet, Gürbüz ne haber? Çok iyiyim Zuhal Hanım, siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Aa, ne güzelmiş masa. Ay bayıldım. Tabak çanak senin değil mi? Evet, evet. Evden getirdim. Ben de getireyim. Ver iki tane, onları bana ver. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Mutfakta olsaydım, mutfakta bir şeyini doğrayacaktım, karıştıracaktım, kavuracaktım. Çok naziksiniz. Madem masaya de... Ay çiçeğin ne kadar özenmişsin sevgili Funda. Evet. Vallahi. Nasılsın? Çok iyiyim. Heyecan nasıl? Heyecanlıyım tabii ki. Tabii, heyecansız olur mu? Aynen öyle. Siz varsınız karşımda. Nasıl heyecanlanmayayım bu kadar güzel bir kadın? Aman teşekkürler. Aha çok havalıyız. Evet, bugün günlerden çarşamba. Haftayı yarıladık. 50.000 TL'ye giden yolda bugün Funda şansını deniyor. Ve de gördüğünüz gibi önce masasını halledi. Ver götüreyim onları. Sen de başka bir şeyini getir. Fundacığım, dün vallahi güzel puanlar gördük. 1-8 puan geldi. Bunları kaselerin içine mi koyacaksın? Evet, öyle koyacağım. Evet, şöyle. Ay, çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Zuhal Hanım, vallahi biraz ağır gidiyordu. Siz yardım ettiğiniz için çok şanslı. Öyle mi? Ne yapalım? Dün de kıymayı kavurduk. Tencere kapağı patlattık. Önceki gün havuçları soyduk. Bugün de şöyle. Ben şöyle koyayım, sen bir rötuş yaparsan yaparsın. Şöyle çıksın aradan. Evet Funda, neler pişireceksin bugün? Bir yandan da menünü say bakayım bana. Tabii ki. Evet. Kremalı mantar çorbası. Ama şöyle söyleyeyim, kremalı mantar çorbamda bir sebze stok olacak. Yani tavuk kaynatacağım. Ha iyi iyi. İçinde... Tavuk stok mu yapacaksın? Evet. İçinde... Yoksa seni yerler. Derler ki nedir bu kremalı mantar, basit derler. Zuhal Hanım, daha çok eleştirecekler bence. Niye? Devamı da mı diyorsun? Ama Zuhal Hanım, kremalı mantar çorbası lüks restoranlarda hep olan bir çorbadır aslında. Yani. Öyle değil yani, mi? Yani kremalı mantar ardından ne var? Sen say bakayım da ben şimdi endişelenmeye başladım ufak ufak. Kıymalı. Evet. Patatesli rulomuz var. Kıymalı patatesli rulo ara yemek olarak. Evet. Evet. Sonra? Sonrasında kapya biberli, cevizli, havuç boranimiz var çanakta. Oo güzel, evet. Zuhal Hanım, bildiğimiz havuç tarator işte. Evet, havuç öyle tarator. Öyle söylemeyelim lütfen. Öyle de söylüyorlar ama Funda, üzgünüz. Sonra ne var? Sonrasında ana yemeğim piliç topkapı. Ben çok severim piliç topkapı. Ben de çok seviyorum. Bir saray topkapı vardı. Bir saray yemeği. Efendim? Bir saray yemeği. Bir saray yemeği. Siz de onlara layıksınız Zuhal Hanım. Lüks restoranlarda kremalı mantar, saray yemeği, piliç topkapı. Yanında ne var onun? Mevsim şöleni salatası var. Mevsim şöleni, mevsim salata yani. Evet, onu öyle da güzel satıyorsun. Biraz farklılıklar olacak için çok farklı. Gerçekten de çok farklı. Lütfen. Bugün bir piliç topkapı. Hele diyemezsiniz. Ancak saraylarda. Dur bir tatlı da anacığım, inşallah tatlıyla bir voley vur. Neydir tatlı? Tatlım Malaga. Malaga. Malaga güzel tatlısı. Güzel hani. Malaga. Yalnız bir şey diyeceğim bunda. Sen biraz şey yapmışsın galiba. Hani böyle biraz garanti işin birazcık pratikliğine mi kaçmışsın diyeyim, ne diyeyim? He? Hayır, neden öyle düşündünüz? Vallahi bilmiyorum, menüyü ben sana söyleyeyim. Bak ben lezzetlerini güzel yap, gerisi tamam. Ama şöyle tutalım da ondan sonra parmak izleri, barnak izleri oldu demesinler. Evet. Ama bu yarışmacılar... Hele ki Meryem Hanım şimdi. He.
Evet. Bir Leyla Müşebbe gelmiştir yani. Şimdi buraya gelecektir. Diyecek ki ne bir el açması var diyecek, ne bir hamur işi var diyecek. Ben bazlamamı yaptım diyecek, ben onu mu yaptım? Zuhal Hanım, bazlama yaptım. Çok basit bir şey. Öyle un, mi? Su, tuz bitti ve maya diyorsun. Bitti. Ha. Karıştırın, iki dakika tavada olabilen bir şey yani. Olabilen bir şey, doğru söylüyorsun. Evet, evet doğru söylüyorsun. Geç geliyorum. Funda Hanım'ın menüsünde bence hiçbir risk yok. Ben Funda Hanım'ı açıkçası daha dünyaya açık, daha vizyonel biri olarak görmüştüm. Ama menüyü gördükten sonra onun da maalesef başka dünyadan haberi olmadığını açıkçası gördüm maalesef. Lezzetli yemek çıkaracağını düşünüyorum. Sadece menü birazcık basit buldu. İnşallah görsellikle veya da başka şeylerle bizi şaşırtıp puanları alabilir. Unicorn var burada. Bu kim? Kimin bu? O benim oğlumun. Oğlumun adı ne? Oğlumun adı Demir. Demir kaç yaşında? Demir 9 yaşında. Maşallah. Evet. Ay onun Demir'in unicornu. Devam et sen evet, devam ismi et. İsmi Reçel bu arada. Ben Reçel? Evet. Aa ne reçeli? Çilek reçeli. Oğlumun en sevdiği reçel. Çilek reçeli olduğu için onun adını koydum. Bu o zaman. Ay merhaba Reçel, ne yapıyorsun? İyiyiz hocam, sen nasılsın? Ay benim kızım da çok sever unicornları. Uğur getirsin diye mi getirdi? Evet, o benim Uğur'um. Hadi bakalım, malzemeleri de dizmişsin buraya. Bakalım 50.000 TL için şansın nasıl olacak? İnşallah lezzetli yap bari yemekleri. Bu arada sizler de 50, bak ne güzel pembe dizim. Ay evet ya, dur şu pembe dizim geldi, dur. Bana habire pres yapıyorlar. Dizilerde oynayın, dizilerde oynayın diye. Alın size dizi, geliyor. Demek 50.000 TL için buradasın ha. Alfonso'nun bundan haberi var mı? Hı? Ya Mariana? Mariana'nın 50.000 TL için neler yaptığını biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Öğrenmek isterim. Hamileymiş. Aa! Üstelik de Alfonso'dan. Bu Alfonso'nun bu ailede hamile bıraktığı 53. kadın. Nasıl oluyor anlamıyorum. Ha, adam ne yiyor, ne içiyor? Ve de kadınlar neden sürekli ondan çocuk yapıyor? Diyorlar ki Meksika'da 52 çocuğu daha var. Doğru mu sence Funda? Doğru bu olabilir. Eve almamalıydık. Bu eve almamalıydık. Yoksa tv8başvuru.com veya yemekteyiz Instagram hesabına da başvurabilir. 50.000 TL'ye Alfonso olabilir. Ha almamalı. Bunu yapmamalı. 50.000 TL Alfonso'nun olmamalı. Zaten her şey onun. Kadınları elde etti. Bu evin en güzel odasında o oturuyor. Allah kahretmesin. Bilmiyorum. Bilmiyorum Funda. Sen 50.000 TL'yi alabilir misin bu menüyle? Alacağım Zuhal Hanım. Gerçekten mi? Evet. Elimin lezzetini göreceksiniz. Mariana da böyle diyordu. Ama gördük. Size kanıtlayacağım bunu. Hiç merak etmeyin. Gerçekten mi? Evet. Sen git de onu Alfonso'ya anlat. Bilmiyorum. 5 sene evveldi. Yine böyle soğuk bir sonbahar günüydü. Bu eve ilk aldığımızda o yılan gözlerinde da bir şeytanlık olduğunu sezmiştim. Esteban'ı da uyarmıştım. Babam San Pedro Cayadro'ya da söylemiştim. Ama beni dinlemediler. Hala da dinlemiyorsun. Servisleri doğru mu açıyorsun Funda ha? Evet doğru açmaya çalışıyorum. Biraz da heyecanlandım. Evet ben de heyecanlandım. Derdik kızı pembe dizileri 1800 evet. Bölüm. Kitaplarını da okurduk. Senin masan bitiyor gibi sanki. Evet evet bitti. Hadi bravo. Bir moral alkışı sevgilisi. Çok teşekkür ederim. Evet gelelim tabii ki mevzu yemek olunca yarışmacılar da çetin ceviz çıkınca gerçekten de işin biraz zor kolay gelsin diyelim. Başlıyor musun yemeklere? Evet başlayacağım. Hadi bakalım neyle başlıyorsun sevgili Funda? Öncelikle tavuklarımı alacağım. Al bakalım sonrasında tavukları. Al tavukları. Evet, kolay gelsin diyoruz sevgili Funda'ya. Sunum konusunda benim masalardan genelde beklentim yok yani. Benim masam zaten olabildiğine sade, kendi başına duran bir masaydı. Hatta neredeyse sunumsuz bir masaydı. Fakat Funda Hanım ve Meryem Hanım ilk gün bunlara itiraz ettiler. Demek ki bir bildikleri var. Onu da merak ediyorum. Yorumlayacak biri değilim. Görmem lazım. Şimdiden bir şey diyemiyorum. Bir beklentim var. O kadar konuştuysa ama ne olacağını gerçekten hiç bilmiyorum. Bence bugün Funda Hanım hiç yemeklerini savunmasın. Çünkü yemekten savunulacak hiçbir tarafı yok. Savunmaya kalkarsa benim cevaplarım tokat gibi onun karşısında duracak zaten. Funda ilk olarak etlerini hazırlıyor. Bir sorun mu var Funda? Benim tavuk kalçam açılmamış olacaktı ama ondan hepsi açılmış. Ne? Nasıl yani? Yani sen sorun olmaz herhalde. Alırken kontrol etseydin keşke. Sen kontrol etmedin mi markette tavuk kalçalarını? Sadece açılmamış olacak olan vardı ama neyse artık.
Allah Neyse, Allah. Bununla da yaparım, sorun değil. Neden kullanacaksın onu? Kremalı mantar çorbası için kullanacağım. E tamam, kullan. İstersen kullanmaya başla bence. Başlayayım. Çünkü süren devam ediyor ya. Kaç dakika oldu başlayalı? Zuhal Hanım, tamı tamına 15 dakikası bitti. Aa, bak 15 dakika. Neyse, sofra da bitti. Masan da hazır. Gayet güzel görünüyor. Şık bir masa. Sen o tarafta çalış. Evet, Reçel de burada. Sana uğur evet, getirecek. Evet, bana uğur getirecek. Kazanırsan 50 bin TL'ye ne yapacaksın sevgili Fuba? Ne yapacağım? Kızımın okulu için kullanmayı düşünüyorum. Yani kızın da mı var? Hazırlanıyor. Evet, 17 yaşında bir kızım var. İsmi Su. Su. Evet. Ama Selen, maşallah Su. Sen çok gençsin zaten. Çok mu genç evlendin? Evet. Erken evlenmişsin. 22 maşallah. Yaşında evlendim. 25 yaşında 17, anne oldum. 17-9 yaş dedin değil mi oğlum? Evet, 9 yaşında Aa, oldum. Kaç sene yaşında... sonra? Kardeş geldi. Evet. Ay ne güzel. Aynen. Su baktı mı şeye, Demir'e? Şu anda küçük anneliğini yapıyor, öyle söyleyebilirim ben size. Ben de öyleydim. 10 yaş var kardeşimle aramda. Al. Ben de bayağı küçük anneydim. Annem verirdi, ayağımda sallardım Alp Aslan'ı. O da böyle işini gücünü yapardı. Eskiden ayakta sallanırdı çünkü. Niye severdim ben? Rahmetli babaannemin buralarına ayaklarımız değiyordu. Kuzenle kavga da beni salla beni salla. Kazık kadardı, kadın ayağında sallandırdı. Koşumuza gidiyordu. Bir de şey yaptınız mı siz hiç? Battaniyenin arasında sallardık. Evet evet. Ben oğlumu da salladım, kızımı da salladım. Valla sallana yani kızım, sallana. Kızım bebekken kolit vardı onda. Çok böyle Ay. Sancılı bir dönem geçirdik. Aman o çok zor kolit çocuklar ya. O uyumazlar, sabahlara kadar ağlarlar. Evet. Ay ya ya zordur. Ya işte annelik değil evet. mi? Ne kadar büyük annelik bir şey. Çok zor ama hayattaki en güzel şey değil mi kesinlikle, anne olmak? Kesinlikle, kesinlikle. Allah isteyen herkese evet. nasip etsin. Demek ki 50 bin TL de onlardan birine gidecek. Kremalı mantar çorbası için tavuk etleri ve bir bütün soğan haşlanmaya bırakılıyor. Mevsim şöleni salatası için yeşillikler sirkeli suda bekletiliyor. Bakalım bugün nasıl gelecekler sana? Çok merak ediyorum. Bugün, ama tabii. Şu an ne yapıyorsun? Şu an pastacı kremamı hazırlamaya çalışıyorum. Malaga tatlısı. Evet. Güzel bir tatlıdır bak. Evet. Güzel yapılırsa, hakkını verirsen güzel lezzeti olan, görüntüsü de güzel. Ama Malaga'yı tam bir Malaga gibi görmek istiyoruz açıkçası. İnşallah. Çünkü cennet çamuru gibi olmasın. Ağzınıza layık yapmaya çalışacağım. Üzülmeyelim inşallah. Yarışmacılardan güzel puanlar almanı isterim açıkçası. Bugün de gönlüm senden yana. Çok naziksin. Teşekkür ederim. İyi hadi bakalım. Kolay gelsin Çok sana. Çok teşekkür ediyorum. Bol şans. İnşallah her şey güzel. Ama lütfen tatlarına tuzlarına bak olur Tabii mu? Bakarım. Pişme oranlarını falan iyi ayarla. Tabii. Zaten kolay pratik menü diyecekler ki biraz öyle. Haklarını verirsen, lezzetlenirsen güzel puan alırsın bence. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hele bir de Erdem Bey çocukluk yıllarına veyahut ilkokul veyahut ortaokul yıllarına götürebilirsen. Evet. Değil mi? Aynen öyle. İnşallah gider güzel puan alırsın. Bir gider bana. Bir gelir tekrar. Evet. İyi hadi kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum. Hadi bakalım. Bay bay. Zuhal Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi neler yaptık anlat bakalım Fundacığım. İki tane tavuk budumuz vardı. Onu şu anda kaynatıyorum. İçine bir tane soğan koydum. Yeşilliklerimi sirkeli suda bekletiyorum bu arada. Şu anda muhallebisini yapmaya çalışıyorum pastacı kremamın yani Malaga'nın. Muhallebinin içine neler koydun? Şu anda içerisinde süt koydum, bir tane yumurta koydum. Şu anda nişastasını koyacağım. 2 kaşık nişasta, 1 kaşık un ve 1 bardak şeker muhallebinin malzemelerine ekleniyor. Bütün malzemeler sürekli karıştırılarak ocakta pişiriliyor. Bu arada... Havuç boraniyemi yapmaya başlayacağım. Havuç boraniye kapya biber de koyacaksın galiba. Evet. Kapya biberi kavuracağım cevizle beraber. Kavurduktan sonra sarımsaklı, süzme yoğurtlu havucumun üzerine koyacağım. Havuçlar rendelenerek kavrulmak üzere hazırlanıyor. Ya menünün yeterince iddialı olduğunu düşünüyor musun gerçekten? Şöyle yani kremalı mantar çorbası genelde böyle hani davet sofralarında olur. Tercih edilen bir çorbadır. Bunun yanı sıra yapmış olduğum ara yemek aslında yine davet sofralarında bir ana yemek olarak ikram ediliyor. Fakat ben bunu ara yemeğime koymak istedim. Yanına da zaten bir mezemiz eşlik ediyor. Malaga tatlısının pişen muhallebisine bir parça tereyağı ekleniyor. Malaga çok aşamalı bir tatlı öyle değil mi? Evet çok aşamalı maalesef. Yani zor bir tatlı seçtim ki hani basit tatlı seçmiş demesinler diye zor bir tatlı seçmeye çalıştım. Tatlı Malaga. Yani ben daha önce bildiğim bir tatlı yemiştim hani çok lezzetli bir tatlı yapabilirse. Zaten bu tatlı hani çok basit bir tatlı. Önemli olan bunun şeklidir, şeklini verebilmektir. İnşallah o şekli vermiştir, verememişse yandım Funda Hanım. İnşallah bunun kekini kendi yapıyordur. Üstüne muzunu kremasını da kendi yapıyordur ve tek tek porsiyon halinde yapıyordur. Bütün bir halde yapıyorsa, kesip de verecekse eğer ben bunu asla kabul etmem. Bunu dolaba kaldıracağım şimdi. Bunun çünkü soğuması gerekiyor.
Şöyle koyabilirim sanırım. Tatlının muhallebisi tamamen hazır mı şimdi? Şu anda ilk aşaması, sonrasında içerisine krema girecek Gürbüzcüm. Borani için rendelenmiş havuçlar sıvı yağda kavruluyor. Şimdi ne yapıyorsun Fundacığım? Gürbüzcüm, pasta kekim için 3 tane yumurta kırıyorum. Malaga tatlısının keki için çırpılan yumurtalara 1 bardak şeker ve 1 çay bardağı sıvı yağ eklenerek tekrar çırpılıyor. Ya Meryem bugün nasıl gelecek çok merak ediyorum. Gürbüzcüm, Meryem Hanım bugün aşırı sinirlenecek. Belki bana çok sinirlenmiş de olabilir yani 6 puan verdim diye. Bayağı bir morali bozuktu çünkü dün. 6 puanları neden beğenmedi sence? Yani demek ki daha farklı puanlar bekliyordu. Mesela Yağız ona güzel puan verdi. 8 puan verdi. Ama şöyle söyleyeyim, eğer tatlısı güzel olmuş olsaydı ben de 8 puan verirdim. Benim için tatlının güzel olması demek 2 puan demek kafadan yani. Peki gerçekten 8 puanı hak etti mi? Keşke 8'lik olsaydı. Tatlı olmadığı için 8'lik olamadı benim için. Zaten biliyorsunuz malum salatamdan da bir şeyler çıktı. Kek harcına eklenen 3 kaşık kakao da mikserle çırpılarak harca karıştırılıyor. Bugün seni çok eleştirirlerse ne yapacaksın? Yemek yerime eğer kötü olursa istedikleri kadar eleştirebilirler. Ama kötü yemek yapmadığımı düşünüyorum. O yüzden benden korksunlar diyorum. 1 su bardağı un da kek harcıyla karıştırılıyor. Malaga tatlısının kek harcı yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştiriliyor. Aa, yalnız bu arada ben kabartma tozunu unuttum. Senin gibi 20 yıllık tecrübeye yakıştı mı bu şimdi Fundacığım ya? Aa, çok kötü oldu. Ama bir çare bulacağım şimdi hemen. Kek harcı yağlı kağıttan akıtılarak tekrar kaseye alınıyor. Hamur kabartma tozuyla karıştırıldıktan sonra yine yağlı kağıda aktarılıyor. Ya şimdi kekin harcı biraz azaldı sanki. Sorun olur mu? Yok, malaka keki zaten böyle çok kabaran bir kek olmayacak. Yine de kasenin dibini sıyırsam fena olmaz bence. Evet evet, şimdi dibini sıyıracağım. Sen nazara inanır mısın? Çok inanırım gerçekten. Güzel bir kadın olduğumu düşünüyorum. Güzelliğimle nazar değdiriyorlar bence. Malaga tatlısının keki de nihayet fırında pişmeye başlıyor. Ara yemekte sunulacak kıymalı patates rulo için patatesler rendeleniyor. Burada patateste bir püf nokta var. Gürbüz. Nedir, hemen paylaş bizimle. Suyunu sıkacağız. Neden sıkıyorsun suyunu? Çünkü sulandırmaması gerekiyor. Daha güzel pişmesini sağlayacağız. Rendelenen patatesler elde sıkılarak suyu çıkartılıyor. Üzerine rendelenen kaşar peyniri ve incecik doğranmış maydanoz ekleniyor. Ve son 1 saat 32 dakika. Gerçekten mi? Çok, niye bu kadar zaman geçti? Daha ne çorban ne ana yemeğin, hiçbir şeyin ortada yok. Hiçbir şey yapmadım daha, aman tanrım. Yetişmezse ne yapacağım? Çok üzülürüm, gerçekten aşırı üzülürüm yani. Şimdi ne yapıyorsun? Patateslerimizi güzelce yayıyoruz. Kıymalı patates rulo için hazırlanan patates harcı yağlı kağıt serili tepsiye incecik yerleştiriliyor. Bu arada Malaga'nın keki ne durumda? Oo, bu arada kekim harika. Gürbüz, görüyor musun? Zaten sonunu da kurtarmıştın. Evet. Şimdi tatlımızın keki pişti mi yani? Evet evet, pişti. Patates rulo için hazırlanan harç fırında pişmeye bırakılıyor. Patates rulonun iç harcı için soğanlar el rondosunda çekiliyor. Borani için kavrulan havuçlar soğuması için kaseye alınıyor. Bugün Funda Hanım'ın her şeyini tek tek inceleyeceğim. Ben her şeyimi evden getirdim. Çok emek verdim. Funda Hanım inşallah buradan kullanmamıştır çatalını, bıçağını, kaşığını. Bir leke var mı? Hepsine tek tek bakacağım. Mutfağına bakacağım, her şeyine. Çünkü beni çok eleştirdi. Funda Hanım'dan bir de hiç bu kadar vizyonsuzluk beklemedim açıkçası. Biraz onun da modern ve değişik menü yapabileceğini tahmin etmiştim. Ama yine hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Bu arada Pınar demiş ki, Funda'dan bu kadar vizyonsuzluk beklemiyordum. Ondan daha modern yemekler beklerdim. Beni hayal kırıklığına uğrattı demiş. Ya inanamıyorum ya. Yani çok boş konuşmuş bence. Vizyonsuzluk ne demek yani? Yemeğin vizyonu mu oluyor ya? Gerçekten ilginç. Vizyonlu yemek nasıl oluyor? Sen biliyor musun? Evet, ben de onu öğrenmek istiyorum. Yani vizyonlu yemek nedir? Böyle bir şey var mı ya? Vizyonlu. Acaba kendisi nasıl yemekler yapacak? Vizyonlu yemekler mi? Göreceğiz. Şu anda kıymamızı koyduk. Kıyma ve soğan sıvı yağda kavrulmaya başlıyor. Kırmızı biber küçük küçük doğranıyor. Bu biberleri ne de kullanacaksın? Bu biberleri patates rulomun içerisinde kullanacağım. Ve renk versin diye yani. Kırmızı biberin ardından yeşil biber de küçük küçük doğranıp kavrulan harca ekleniyor.
Çorba için mantarlar yıkanıyor. Açıkçası Funda Hanım'ın yemeklerini savunacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü dün çok sessizdi. Hiçbir yorumda bulunmadı ve hiçbir yemekleri beğenmedi. Sadece acıya taktı. Bugün bakalım kendi yemekleri nasıl olacak? Bence savunulacak hiçbir yemek yok çünkü hepsi çok basit ve bildiğimiz ürünler. Bu arada Pınar bir açıklama daha yapmış ve demiş ki Funda dün çok sessizdi, hiç yorum yapmadı. Bence bugün yemeklerini savunamayacak çünkü savunulacak bir tarafı yok. Hepsi basit ve bildiğimiz şeyler demiş. Yani onun basit dediği yemekler neler acaba? Çok merak ettim. Neyi basit diyor mesela? Çorba mı basit mi diyor? Ben basit bir kremalı çorba yapmıyorum ki. Yani tavuk kaynatıyorum, içerisine soğan koydum. Yani çok yanlış söylemiş bence, yorumu çok yanlış. Küçük küçük doğranan mantarlar kavrulmak üzere ocağa alınıyor. Patates rulonun kıyma harcına tuz ve karabiber ekleniyor. Vallahi yeşil biberlerin tadına bakmadan attın. Ya acıysa? Erdem Bey acıyı çok seviyor. Güzel güzel yer, öyle değil mi? Bir yemek kaşığı salça da kıyma harcıyla birlikte kavruluyor. Mantarların da üzerine bolca tereyağı ve ezilmiş sarımsak eklenerek kavrulmaya başlıyor. Ne kadar sarımsak koydun mantarlara? İki diş sarımsak koyduk. Kıymamız kavruluyor. Patatesimiz pişiyor. Malaga tatlısı için çikolatalar benmari usulü eritiliyor. Şimdi neye geçtik Fundacığım? Şimdi pirinç topkapının içine yapmaya çalışacağım. Bu arada Yağız da bir açıklama yapmış ve demiş ki bir yarışmada ana yemekte tavuk kullanıyorsanız çok zahmetli bir tavuk yemeği olması lazım. Piliç Topkapı'da böyle bir zorluk yok demiş. Piliç Topkapı bir saray yemeği nasıl böyle düşünmüş ya? Gerçekten ilginç yani. Buna sıcak su koyuyorum hemen. Oo, patateslerimi hemen almam lazım bu arada. Piliç Topkapı'nın iç harcı için pirinçler sıcak suda bekletiliyor. Patates rulonun pişen harcı fırından çıkartılıyor. Şimdi ne yapıyorsun Fundacığım? Şu an kuru üzümlerimi de, kuş üzümlerimi daha doğrusu onun içine koydum. Pirincimi ıslattım. Bu arada kıyma rulom oldu. Bu arada mantarlar üzerine eklenen unla biraz daha kavruluyor. Kavrulan harca tavuk suyu eklenerek pişmeye bırakılıyor. Çorbanın kremasını ne zaman ekleyeceksin? Krema birazdan girecek. Bu böyle bir kaynaması gerekiyor. Şimdi ne yapıyorsun Fundacığım? Kıymalı içimizi içine döktük. Rulo yapacağız. Vallahi çok güzel görünüyor. Umarım tadı da güzel olur. İnşallah. Öyle umut ediyorum. Yalnız hiçbir şeyin tadına tuzuna bakmadın. Ya ben yemek yaparken pek tadına bakmam. Ama sizin için bakmak istiyorum. Bu ne özgüven ya? Nasıl olmuş? Gayet güzel. Kıvamı yerinde. Pirinç Topkapı için suda bekleyen pirinçler tekrar yıkanıyor. Soğanlar el rondosunda çekiliyor. Bu soğanları ne de kullanacaksın? Şu anda pirinç topkapımın içini yapıyorum. İçerisine soğanlarımı koydum. Birazdan pirincim girecek ama bu güzelce kavrulacak burada. Soğanlar bol sıvı yağda kavruluyor. Şimdi ne yapıyorsun Fundacığım? Şu an yavaş yavaş kremalı mantar çorbama kremasını ekliyorum. Krema kesilmemesi için sürekli karıştırılarak mantar çorbasına ekleniyor. Yağız'ın menünle ilgili basit yorumuna ne diyorsun? Benim menüm basit değil. Meşakkatli bir menü. O yüzden hiçbir şekilde böyle konuşmasını istemiyorum. Konuşmasın böyle lütfen, canımı sıkmasın. Sen onun Meryem'e verdiği 8 puanı yanlış mı buluyorsun yoksa? Hayır, 8 puanı yanlış bulmuyorum. Sadece benim menüme neden hani böyle basit demiş onu anlamadım. Yani senin kendi menüne güvenmediğin için Meryem'e verdiğin puanı düşük tuttuğunu ima ediyor sanki. Niye menüme güvenmeyeyim ki? Menüm gayet güzel yani. Saray mutfağından bir piliç topkapı yapıyorum. Yani gayet güzel bir menüm var bence. Çam fıstıkları ve kuş üzümleri de pirinç ve soğanla birlikte kavruluyor. Kavrulan harca toz kırmızı biber, yeni bahar ve biraz da toz Hindistan cevizi eklendikten sonra suyu ilave edilerek pişmeye bırakılıyor. Bu arada kremalı mantar çorbamız oldu. Ben onun içerisinde birazcık maydanoz doğrayacağım. Maydanozunu şimdiden doğrayıp sunum sırasında da ilave edebilirsin istersen. Hayır, bu yemeğin içerisinde maydanoz olması gerekiyor. Yani çorbamın içerisinde. İncecik doğranan maydanozlar çorbaya ekleniyor. Kremalı mantar çorbası nihayet hazır. Ne durumdayız Fundacığım? Şu anda kremalı mantar çorbamı yaptım. Burada çikolatanın altını kapatmak istiyorum aslında. Ay, bunu buraya koyacağım, kusura bakmayın. Çikolata tamamdır diyorsan kapat. Evet, çikolatanın altını kapatalım. Yeter bu kadar bence. Burada kaşar. Kaşar ve rendem burada. Kıymalı patates rulomuz da neredeyse hazır, öyle değil mi? Evet, fırına vereceğim.
Peki çanakta kapya biber ve cevizli havuç boraniyi ne zaman yapacaksın? Ay, o hemen olur. Önemli olan şu malagam aslında. Malagayı iyi yapar mısın gerçekten? Ay evet ya, şu malagayı yapmak istiyorum gerçekten. Yani evde benim yaptığım en kıymetli, en çok sevdiğim tatlı, pasta daha doğrusu. Kızım çok seviyor malaga pastasını. Ailem de öyle, hep yaparım ben onlara. Annemlere mesela özellikle hep yapar götürürüm. Üzeri kıymayla kaplanmış patates rulo şeklinde kıvrılarak katlanıyor. Gördüğünüz üzere bak, bu aslında bir ana yemek gürbüz. Herkes bunu ana yemek olarak sofralarında ikram ediyor. Ama ben değerli konuklarımıza daha böyle ağır bir şey olsun istedim. Ay! Şimdi kesin bu patates ruloya da basit diyecekler. Biliyorsun, Erdem'in ördeğini de ana yemek diye eleştirmişlerdi. Senin bu rulonun da kaderi benzemesin inşallah. Ay inşallah benzemez, aman aman. Üzeri rendelenmiş kaşar peyniriyle kaplanan kıymalı patates rulo fırında pişmeye hazır. Ara yemek, kıymalı patates rulo. Kıymalı patates rulo, yani çok kolay, çok basit. Yani bilindik patates ve kıyma sonuçta. Patatesi haşlayacak, kıymayı kavuracak, arasına koyacak, rulo yapacak. Yani hem lezzetsiz olabilir hem de çok sıkıcı olabilir bence. Malaga tatlısının keki ters çevrilerek bir başka yağlı kağıdın üzerine alınıyor. Sen biraz panik oldun galiba. Panik oldum çünkü zaman çok çabuk akıyor burada. Vaktim kalmadı, daha pirinç topluluğuma atmadım. O yüzden çok stres yapıyorum şu an. Bir an önce yapmak istiyorum, daha salatamı bile yapmadım. O yüzden biraz panik oluyorum. Kabukları soyulan muzlar uçlarından kesiliyor. Normalde bu muzların bütün olması gerekmiyor mu? Hayır, böyle parça parça kesiyoruz. Mesela çok büyük olanları kesiyoruz. Eşit boyutta olsun diye mi? Evet, eşit boyutta olması gerekiyor. Çünkü şeflerden de seyrettim televizyonda, internette. Muzlar eşit boyutta kesiliyor. Buzdolabında soğuyan krema karıştırılarak kıvama getiriliyor. Ya muzu alıyorum ve tekrar geri bırakıyorum. O kadar heyecanlıyım ki süre azalıyor şu anda. Gerçekten ellerim bile titremeye başladı. Bu yarışmayı çok kazanmak istiyorum. Çok hazırlanarak geldim. Bu arada tatlının keki muzla aynı boyda kesilerek eşit parçalara ayrılıyor. Izgaranın üzerine alınan keklerin üzerine önce krema sürülüyor. Muzlar yerleştirildikten sonra üzeri tekrar kremayla kapatılıyor. Kaç dakikam kaldı? Son 33 dakika. Artık iyice hızlanman lazım. Ay, çikolata sos beklemekten donmuş mudur acaba? Evet, biraz donmuş. İçine çok azıcık krema ilave edeyim. Kremayla sürekli karıştırılan çikolata tekrar benmari usulü eritilmeye çalışılıyor. Ya keşke biraz daha dikkat etseydin. Dikkat etmeye çalışıyorum gördüğünüz üzere. Sadece çikolatama üzüldüm şu anda. Topaklandı mı yoksa? Topaklanmadı da altına kesinlikle su değmemesi gerek onun. Ondan kaynaklı olabilir ama toparlamaya çalışacağım. Vallahi tezgahların üstü tıka basa dola ama ortada yemek yok. Ne yapıyorsun şimdi? Evet, şu anda piliç topkumun içini açtım. Fileto şeklindeki tavuk etinin ortasına iç harcı yerleştirilip kenarlarından kapatılıyor. Kase ters çevrilerek derisi üste kalacak şekilde tepsiye yerleştiriliyor. Vallahi ana yemeği çok basit bulmuşlar. Bu eleştirilere ne cevap vermek istersin? Yani piliç topkapı bir saray mutfağının yemeği. Niye böyle düşündüklerini gerçekten anlamış değilim yani. Bu özel bir yemek. Basit bir yemek de değil. Aşamalı gördüğünüz gibi. Yani içine iç pilavını koyuyorsunuz. Fırına veriyorsunuz. Fırında pişiyor. Kasenin içinde doldurulup ters çevrilen piliç topkapılar birer birer tepsiye diziliyor. Piliç topkapı hazır, tavuğu al, içine pirinci doldur, getir önümüze. Keşke yarışmaya bir 4-5 hafta daha sonra katılmış olsaydı, en azından yılbaşı yemeği olarak bunu kullanabilirdi. Yani hindi yerine piliç kullanacak. Yılbaşı hindisi değil de pilici olmuş olacak. Çünkü piliç topkapının içinde içli pilav var. Hani işte tarçınlı marçınlı baharatlı oluyor. Zaten tavuk kalçasını kasaba açtırmıştır büyük bir ihtimal. Kendisi yaptırmamıştır. İçini dolduracak, kapatacak, fırına verip gönderecek. Nasıl olacak çok merak ediyorum yani. Hemen ayrı bir yerde salça, su, birazcık da sıvı yağ kullanacağım. Çikolata ne durumda? Ay çikolataya bakacağım ya. Ah Funda ah! Yani bu çikolata niye böyle oldu? Gerçekten çok üzgünüm ya. Kontrol etmeyi unuttuğun için olabilir mi acaba? Evde bunu çok yaptım ben.
Neyse bakacağız artık olduğu kadar. Şimdi bir kase aldık. Gürbüz Bey, kasemizin içerisine domates salçası koyuyoruz. Biraz sıvı yağ koyuyoruz. Piliç Topkapı'nın sosu için sulandırılan domates salçasına baharatlar eklenip karıştırılıyor. Tavuk etlerinin üzeri sosla kaplanıyor. Pişerken yanmaması için üzeri yağlı kağıtla kapatılan ana yemek Piliç Topkapı'da nihayet pişmeye başladı. Şimdi Malaga'ya devam mı ediyoruz? Evet, Malaga'ya devam ediyoruz. Hala maalesef yani ilk kez hayatımda böyle bir şeyle karşılaşıyorum, öyle söyleyeyim size. Keşke çikolata sosa bu ilgi alakayı baştan gösterseydin, şimdiye tatlım bitmişti. Artık iyice eridi galiba. Evet evet, eridi şu an, kıvamlandı. Üzerine konan çikolata sosla Malaga tatlısının lezzeti tamamlanıyor. Hazırlanan Malaga pastalar buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Havuç boraniye eklenecek olan kapya biberler kavrulmak üzere ocağa alınıyor. Bu arada yufkamı da yapmak istiyorum aslında bir yandan. Salata da var. Sadece yufkayı değil, salatayı da bir an önce yap çünkü sadece 13 dakikan kaldı. Nerede hata yaptın sence? Sıfım. Bu arada yani şu anda bu yaptıklarımı kendime çakıştıramıyorum, öyle söyleyeyim. En güzel yaptığım Malaga tatlısını, herkesin bayıla bayıla yediği tatlıyı şu anda o çikolatam yüzünden yapamadım. Ve evde o kadar çok denedim. Burada tabii ki kameralar var, ışıklar var. Bir yandan herkesin sizi izlediğini de biliyorsunuz. Dolayısıyla ister istemez durum farklılaşıyor. Fundacığım, çok üzgün görünüyorsun. O kadar moralim bozuk ki. Yani sizin arka plandaki işleyişinizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Ama çok üzgünüm. O yüzden aşırı modum düşük şu anda. Yutkunamıyorum bile. Fundacığım, ben senin yapabileceğine inanıyorum. Son 10 dakikan kaldı. Hızlanırsan salatayı ve boraninin çanaklarını yetiştirirsin. Hadi başla bakalım. Tabakla yuvarlak şekilde kesilen yufka kepçeyle bastırılarak bol yağda kızartılıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şu an havuç boraniyi yapmaya çalışıyorum. Kavrulan havuçlar bol yoğurtla karıştırılıyor. Sirkeli suda bekleyen yeşillikler bol suyla yıkanıyor. Keşke bu çanakları fırında yapsaydın. Böyle tek tek uğraşmazdın. Evet, maalesef. Dedim ki yine kolaya kaçtı demesinler diye. Özellikle böyle yağda kızarsın, işlem görsün istedim. Salatayı bu çanakların içinde mi servis edeceksin? Evet, yani boranilerimizi koyacağız bunun içine. Vallahi benim bile kafam karıştı sayende. Bence artık hemen salataya başlaman lazım. Salata için büyük bir kap alıyorum. Salatamızın adı neydi? Salatamızın adı mevsim şöleni salatasıydı. Sirkeli suda beklettik. Şu an böyle doğruyoruz bunları. Şu anda göbek marulumuzu doğruyoruz. Sonra içerisinde roka var. Bol yeşilliğimiz var. Şu şekilde. Bütün yeşillikler orta kalınlıkta doğranıp kaseye alınıyor. Salatanın sosunda neler kullanacaksın? Sosumun içerisine zeytinyağı kullanacağım, balzamik sirke kullanacağım içerisine ve üzerinde de söylediğim gibi bademli bir salata olacak. Eyvah! Çanaklar yanıyor! Koş! Ay, çok fena yanmışlar. Ne yapacaksın? Ben orada uğraşırken bunlar burada yanıyor. Bu arada son 1,5 dakika. Of, niye böyle oldu Fundacığım ya? Yani bunun başında olunması gerekiyor normalde, hani böyle tutuyorsunuz içinde. Borani için çanaklar kızarırken salatanın bademleri de kavrulmaya devam ediyor. Maalesef çanakları bu şekilde hazırlamak senin seçimin. Evet, benim seçimim. Keşke milföyü kullansaydım da yani şu işe kalkışmasaydım gerçekten. Bu arada patates rulomu da koymak istiyorum ben bir yandan. Koyabilirim. Koyabilirsin tabii ki. Üzerindeki kaşarın erimesi için kıymalı patates rulo fırına yerleştiriliyor. Bu arada ana yemeğimiz Piliç Topkapı'da pişmeye devam ediyor. Kızaran çanaklar tabağa alınıyor. Ve son 10 saniye. Üstümü değiştiremiyorum. Maalesef üstünü değiştiremiyorsun Fundacığım. Zuhal Hanım geldi. Hadi kapıyı aç bakalım.
ölseydim ben direydim. Bugün sizin çenezleri siz ölmüşsünüz. Benim ördeğimi neden yemedin diye akşam oturdum ağladım biliyor musun? Ben de ördeğe ağladım sabaha kadar ya. Şunu getirmiş hala konuşuyor. Hiçbir şey diyemiyorum. Yani bu kıyma böyle pişmez. İlk defa mı kıyma pişiriyorsunuz? Orhani ile de ilgili hiç yorumlarda bulunmuyorsunuz. Ama eksik menüye giriyorsunuz şu an. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Tam gelmedi yani bu ne? Eyvah. Daha değişik sebzeler beklerdim. Bakar mısınız? Dün hani benimkine çok ufak rendelenmişler. Bakar mısınız? Ben salatanızı bile yemedim. Farkındasınız mı? Yemediniz mi? Hayır. Bir tek çorbanızı ve firik pilavını beğendim. Keşke ben de bir şey beğeneydim bugün masamızda. Meryem Hanım, siz buraya kurulda gelmişsiniz. Hiçbir şey beğenmemek için gelmişsiniz. Ha, çalar saat gibi kurdum kendimi. Gideyim bugün Funda Hanım'a patlayıp geleyim dedim. Meryem Hanım, ben beğenemedim. Aa, beğenseydiniz şaşırırdım zaten. Sadece muzu beğendim. Sadece muzu beğendim. Meryem Hanım, siz gerçek misiniz? Ben bunu yemek istemiyorum. Arkadaşlar böyle olmaz ya. Gerçekten ben terk ediyorum. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Hoş buldum Funda. Ne güzel bir sizi kıyafet. Böyle önlükle karşıladım. Özel bir gezmişti. Neyse. İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Ha, ne oldu, değiştiremedin üstünü? Evet, üstümü değiştiremedim. Kapıydı, birazcık zaman sıkıntısı. Zaman sıkıntısı. Evet. Niye anlamıyorum? Yetmiyor mu size 2,5 saat ya? Daha ne 5 saat mi verelim? Ne yapalım yani? Bilemedim ki. Oysa ki ne güzel başlamıştı her şey. Evet. Masan. Değil mi? Evet. Hay Allah. Ne oldu? Panik mi oldun? Biraz şeyler istedim. Ters mi gitti? Evet. Yani stresimi çok yönetemedim sanırım. Ha. Birazcık. Onunla ilgili bir sıkıntımız oldu. Neyse canım, üstünde değişmeyi versin. Bir şey olmaz yani. Gürbüz. Zuhal Hanım. Senin üstün çok güzel ama. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Oh, Funda Hanım'ı pek hoş bulmadık ya. Ya öyle söylemeyin lütfen. Önlükle ne bileyim. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, siz? İyiyim, sağ olun. Merhaba. Aa, ben şok, önlükle. Evet, önlükle karşıladım sizi. Hiç hoş olmamış Funda Hanım. Merhabalar Zuhal Hanım. Merhaba Meryem, hoş geldin. Ah, o kolye çok hoş, gel. Yağız merhaba. Merhabalar. Bugün doğum günüm ya, biraz şık olayım dedim. Ah işte bu, dur oturma. Ya bu ne tarzdır ya? Ya ben... Çok hoşsun. Teşekkür ederim. Bayıldım. Ben bugün böyle magic girl oldum. Magic girl. Arkadaşları biraz sirke götüreyim dedim cambazlık yaptıkları için. Evet, gel oturabilirsin. Arkadaşlar cambazlık yapıyorlarmış, öyle mi? Evet, buyurun Funda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hiç hoş bulmadık. Bence neden öyle söylüyorsunuz? Dün benim kıyafetim. Ama ben sizi çok hoş buldum. Bugün gerçekten harikasınız. Sizin için böyle yani çok yani şapkanız, takılarınız, ceketiniz. Bugün çok beğendim sizi. Evet. Harika gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Ucunuzda keşke çok biz de sizi beğenebilseydik. Neden siz benim kıyafetimle mi değerlendiriyorsunuz, yemeklerimle mi? Vallahi dün yani ben... burası bir yemek yarışması. Kusura bakmayın Funda. Siz kıyafet yarışmasına gelmediniz öyle dün değil mi? Dün benim kıyafetim de yerindeydi. Lezzetlerim de siz değerlendiremediniz. Yani şu halinize bakabilir misiniz? Yemeklerim ne varmış halimde? Birazdan bizi önlükle karşıladınız. Peki, birazdan değiştirir, evet. Son dakikayı kalmış olabilir, 2,5 saat içinde o kadar fazla yemek zor. Önlükle karşılayabilir ama masaya böyle oturması birazcık alelade oldu. Önlükle karşılaması zaten tam bir fiyaskoydu. Skandal yani. Ha, bir de bu kadar basit bir menüyle bizi önlükle karşıladı. Önlükle karşılaması dün de dediğimiz gibi heyecanlıydı zaten. Heyecanına yenik düştü. Yemeklere yetiştirmekte birazcık zorluk yaşadı. Ama iyi ki yemekleri yetiştirebilmiş. Yetiştiremeseydi daha kötü olacaktı. Funda Hanım bizi önlükle karşıladı. Hiç hoş bulmadım, çok özensizdi. Dün benim kıyafetimi eleştirdi. Neymiş yani? Demek ki büyük konuşmamak gerekiyormuş. Yani hiç hoş değildi, beğenmedim. Biraz ayıp oldu sanki. Masa nasıl? Ben pek beğenemedim Zuhal Hanım. Aa, niye? Bakar mısınız öyle 60. Neyi 60 bakarım ya? Bakarım çatalın duruşuna yani. Bir tanesi yani. Evet. O şekilde. Biraz yani bak. Özensiz çok evet. Çok bence de hani alelacele olan bir şey. Ben dün 18 dakikamı masaya ayırdım Zuhal Hanım. O da ilk başta masasını hazırladı. Hatta evet. Beraber kurduk diyebilirim bir nevi. Yani belki ucundan... Ulanım yetiştiremediniz herhalde. Yok yetiştirdim. Peki şık değil mi masaya Erdem? Renkli. Kendi güzel tabaklarımı yani. Getirdim. Bence bak tabak özel uyumlu kutular. Çiçeklerimi bile özel yaptırdım sizler için. Kadar değil ama.
Seninki kadar değil. Senin çiçeklerin ölmüştü mesela ama benimki öyle değil. Gayet ölmüştü. Diri. Yani şu yeşille kremin uyumunu Funda görebiliyor Hanım, musun? Tamam, gün çiçeğim biraz ölmüş olabilir çok ama. Hayır Hanım, burcu burcu kokular gelmiyor burcu, mu? Burcu burcu kokular geliyor. Funda Hanım, dün benim çiçeğim hani ölmemiş, öyle diyorsun ama dün ben diriydim. Bugün sizin çiçeğiniz diri, siz ölmüşsünüz. Ben de çiçeğiniz de diri olmalıydı, siz de diri olmalıydınız. Her şey diri olmalı, diri yani. Yani o siz zaman... de buraya geldiniz mesela, Erdem Bey o kadar çok yorum yaptı. Siz de Erdem Bey gibi arkanızı dönüp gittiniz ama. Ama kusura bakmayın, sizi de göreceğiz. Kazdemle bir başıma keşke kalan ah söylemiyorum. Sizi beklettiğim için özür dilerim. Rica edeyim sizin kahvenizi. Evet, kremalı mantar çorbası ile başlayacak menümüz. Evet. Masa düzeni benimki kadar olmasa da ama Erdem Bey'in masasına göre iyiydi. Masa düzeninde bir sıkıntı yoktu. Sadece alelacele masa düzenini kurmuş. Meryem Hanım'ın çatalları, bıçakları birazcık böyle yan yan duruyordu. Birazcık böyle sanki atmış, atıştırmış hemen. Bir an önce kurayım, çekileyim derdine geçmiş. Ama onun haricinde masa düzeni düzgündü. Masa düzeni klasik. Yine bir çiçek. Yine çok sıkıcı. Artık farklı şeyler görmek istediğimi kaç defa daha söyleyeceğim. Ama yine aynıydı. Ama her şey yerli yerindeydi. Ama sıkıcıydı benim için. Masanın düzeni beni çok etkilemedi. Çok bir dünkü gibi. Yani biraz fazla cafcaflı geldi. Ama çok rahatsız eden bir düzen olmadı. Tabakların farklı renk olması biraz iyi oldu. En azından bir derinlik vardı, hoşuma gitti. Kremalı mantar çorbası yani. Ben o kadar et haşladım, et suyuyla yaptım, nohutumu haşladım, buladım kesilmemesi için. Ama beğenmediler. Vallahi o da ayrı. Ya. Sen Yağız ne diyorsun menüye? Yemek güzeldi dünkü yemek de. Sen bugünkü güzel puan verdin zaten. Bugünkü menü basit de. Biraz ya. Basit ben mi? Bayağı gerçekten basit geldi. Dünkü puanlamadan sonra... Ben arkadaşlar artık değişik şeyler yemek sıkıcı istiyorum. Çok sıkıcı, yemeğim. Çok basit, çok sıkıcı. Yine mantar çorbası, yine mantar çorbası. Yani artık... Tabaklarını salayım. Yine mantar çorbası yani derken kim mantar çorbası yaptı Pınar Hanım? Hayır, yani başka bir şeyler görmek çok yapılıyor yani. Ben değişik evet, şeyler görmek yani istiyorum. Kremalı mantar çorbası çok yapılan bir çorba değil. Artı ben böyle normal işte içerisinde krema koydum, mantarı kavurdum, öyle bir çorba yapmadım size. Aa. Tavuk stoklu bir çorba yaptım, evet. Yani sade yalın bir çorba değil. Alayım tabağını. Evet, ben de söyledim. Bu menüye kolay diyecekler, pratik diyecekler yani. Diye ki söylediniz. Ama dedi kremalı mantarı bildiğiniz klasik şekilde yapmayacağım dedi. Tavuktan dedi yapacağım, tavuk stok dedi. Sen de uzatır mısın Erdem kaseyi? Ben mutfağınıza bakabilir miyim? Tabii. Teşekkür. Ben de bakmak istiyorum. Mutfağım birazcık daha. Sen de mi bakmak? Ben de bakmak istiyorum. Çünkü hadi bak. Ben vallahi bakamadım. Üzeri bu haldeyse mutfak hangi halde? Ben buradan bunu izlemek istiyorum. Oh my god. Buranın haline böyle. Funda Hanım. Seni göreceğiz. Ama yani hiçbir şey yetiştirememişsiniz. Ben şöyle bir döndüm, dönmez olaydım. Oo. Bunlar evet, ne evet, biraz böyle bir karıştı arkadaşlar. Biraz mı? Oh my god, I'm shocked. Bu ne? Bu ne? Sorabilir miyim? Meryem Hanım, öyle göründüğü için seviniyor musunuz? Funda Hanım, bunlar ne? Seviniyorum çünkü. Neden hakkımı yediniz? Hakkımı yediniz. Niye hakkınızı yiyeyim ki? Yediniz, yani puanınızı da insanı verdim ben size. Maalesef. Beğenmediğim bir yemeğe neden puan vereyim ki? Vallahi ben Funda Hanım, bunlar ne böyle yanmış? Yanık görüyorum. Ne yanık ya? Aa, Zuhal Hanım. Ne yanık? Bunları herhalde yemeyeceğiz değil mi Funda Hanım? Hazır yufkaları yanmış. Hayır, o kenarlarını vermeyeceğim size. Yanmış hazır yufkaları yani. Mı yanmış? Aa, ay her burası yanmış, bu ne Hanım. Böyle? Ay. Çöp, her yer çöp. Ben buradan yemek yemem arkadaşlar. Yani ben hijyene çok önem veririm. Yufka mı? Çanak vardı. Onu mu yufkadan yaptı acaba? Onun için de kullanmış olabilir. Şey vardı, bir havuç. Bu tarator gibi bir şey vardı. Borani çanak içinde. Çanak içinde renkli başka biberli, neyi vardı? Var. Ha, onun mu çanağından kıymalı bahsediyor? Patates rulo var. Ha, bir rulo var patates. Onda şey. Herhalde yufka kullandı. Belki çanağın içine form da yapmış. Nerede kullanacaksınız bunu Funda Hanım? Hangisini? Bunu. Onu sadece çanakta kullanacağım. Bu yani ne? Kullanmayın bunu ya. Bunu ne yaptınız? Onu salataya kullanacağım. O farklı bir şey. Ama üstü açık. Evet gel, çünkü gel, kavruluyordu. Onun sıcak olması tamam, gerekiyor. Tamam ama sıcaklığını gerekiyor. Muhafaza ediyor. Hayır, berbat. Yufkaların biri Şam'a gitmiş, biri Muş'a gitmiş. Hangi yufkalardan bahsediyorsun? Yani çanak hazır mı? Yufkalar, birisi yarısı burada, yarısı o tarafta. Çanaklar hangi zaten... Hangi yemek için Muş'u? Çanak için kullanmış sanırım. Salatanızın şöleni bu mu acaba? Şölen dediğiniz salata. Evet. Sebzeler havada uçuşuyor. Kötü durumda ya. Yazık, acıdım şimdi o yufkalara. Arkadaşlar. Yufkalar vallahi o kadar emek veriyorlar. Mutfağın halini görmeyin yani. Meryem Hanım, bana acımanıza gerek yok. Niye öyle söylüyorsunuz? Hayır, ben yufkaları acıyorum Funda Hanım. Sana değil, yufkaları acıyor. Yani o yufkaları açıyorlar, emek veriyorlar. Siz de burada böyle yakıyorsunuz, yıkıyorsunuz. Ziyan peki olmuş. Bir şey söyleyeceğim size. Dün sizin cennet çamurunuz neydi? Tamam, ben tatlımı kabul ediyorum. Olmadığını ama kabul ediyorsun. Onu kabul ediyorum Zuhal Hanım ama diğer yemeklerime hiç
asla. Berbat bir şekilde bırakmıştı. Yani her şey birbirine karışmış. Çöpler orada, açık yemek, bulaşıklarla doluydu. Yani hiç beğenmedim. Zaten bu yemeklerine de yansımıştı. Çünkü yemeğini de yapmıştı. Ben mutfağa gidip özellikle bakmadım. Çünkü hem Meryem Hanım artık birikmiş bir öfkesi ve bundan sonra da devam ettireceği bir düşmanlığı var belli ki. Onun için kalktı. Pınar Hanım da zaten her gün kalkıp daha görmeden aa diye bağırarak giriyor. Çok iyi bir referans mı bilemiyorum. Sadece biraz dağınık gözüküyordu. Fakat önüme gelen yemekler temizdi. Sunumdan memnun geldim. Mutfağı hiç aklıma bile getirmek istemiyorum. Yani böyle bir şey olamaz. Yufkanın yarısı bir tezgahta, yarısı bir tezgahta. Yanıklar içinde yani çok vasat bir durumdaydı. Berbattı. Bu sezonki en kötü mutfaklar arasına girebilir. En dağınık mutfakla karşılaştılar. Ben görmek istemedim. Eğer ki görseydim gerçekten kötü yorumlar yapardım. Kötü eleştirirdim. Önyargılı davranırdım. Yemeği yiyemezdim diye düşünüyorum. Bu sefer de emeğine birazcık saygısızlık etmiş olacaktık. Ben sadece öyle bir kafamı çevirdim. Tezgahın üstündeki o dağınıklığı gördüm. Geri kalanını da izlemek istemedim yani. Hiç kabul etmiyorum o altıları. Neden kabul etmiyorsunuz? Etmiyorum. Yani ben... Yani bu menünün yanında benim altı kabul ediyor muydu? Bir çok bakalım, merak ediyorum. Tatmadık hani ki. Benim altı, o bu menüye kaç vereceksin? Tamam, çok merak ediyorum. Meryem Hanım önce bir tadalım da ondan sonra göreceğiz. Vallahi göreceğiz. Pınar Hanım, ben sizin gerçekten menünüzü çok merak ediyorum. Aynen. Ben de. Dünkü o puanlamayı verdikten sonra, evet. İki günkü puanlamadan altı, sonra... Biraz en azından çok fazlasıyla iddialı olması farklı lazım. Farklı şeyler göreceksiniz. Biraz... Hem gözünüz hem sabırsızlıkla bekliyorum. Evet. Vallahi ben hiç merak etmiyorum. Biraz niye? Sizi... Vallahi yapamayacak. Yok, biraz yapamayacak. Yapacağım yani, benim böyle göründüğüme bakmayın benim. Hem görüntüyle ne alakası var canım? Görüntüyle değil. Yani yapamayacak. Sen neye dayanarak yapamayacağını düşünüyorsun Meryem? Ya ben böyle hani gözüne baktığım zaman anlıyorum. Aa. Yemek yapan adamı gözünden anlıyorsun. Gerçekten. Gerçekten. Böyle bir yetenek yok. Gerçekten anlıyorum. Meryem Hanım, sizi başka bir dünyaya götüreceğim. Dün dediniz ya ben sizin dünyanızı anlamıyorum. Benim dünyamla ne giyelim? Soğuk bir yere mi gideceğiz? Benim dünyam iyi. Hazırlıklı gelelim, farklı bir yerlere gidiyoruz. Şimdiki dünyam çok iyi ya. Göreceksiniz benim. Vallahi bilmiyorum hani pazartesi maalesef Erdem de türlü talihsizliklerle, hatalarla başladı. Dün güzeldi ama öyle senin puanın dışında Yağız almış an bir puan göremedik. Ben... Bugün Funda'dan iyi kokular almıyorum maalesef. Maalesef. Birçok anlamda siz de mutfakta öyle dediniz, buradan da gördüm. Ne oldu o mutfakta? Bomba mı düştü Funda? Mutfakta sebzeler şölen yapıyor, salatanın adı gibi. Hemen geliyorum Zoyla Hanım, çorbalarınızı hazırlıyorum. Stresimi iyi yönetemedim dedi ben girdiğimde. Erdem Bey, ne düşünüyorsunuz bu menü hakkında? Yani basit, dünkü güzel benim menümden sonra. Güzel. Güzel menü. Evet, basit yani, risksiz bir menü. Yapması risksiz. Daha kolay bir menü anlamda. Ben de aynı şeyi söyledim, açıkçası aynı fikirdeyim. Eğer hani güzel yapılırsa sadece yemeklere puan vereceksek belki puan almak açısından daha yüksek puan bile alabilir. Çünkü daha kolay sizinkilerden. Daha yüksek puan alabilir. Sizinkilerden daha kolay yapılabilen ve net olacak bir yemek. Ama siz burada kolaya mı hani puan veriyorsunuz? Hayır, yemeğin tadı, bir yemek seçiliyor. Onun lezzetine bakıyoruz. Bu kolay yapılan yemek, yemek güzel yapıldıysa ona göre puan veriyoruz. Ama menünün uyumunu bence de yedikten sonra göreceğiz. Dün ona göre mi puan verdiniz Erdem? Lezzetine göre. Siz ne? Dün lezzet alamadın. Sizi o kadar çocukluğunuza götürdüm, babaannenize götürdüm, dedenize götürdüm. Lezzet alamadınız mı? Babaannenize, dedenize. Tamam ama işte yolda giderken, yolda giderken yediğim yemekler beni doyurmadı efendim dün. Şöyle uzatayım. O sizin fikriniz, katılmıyorum. Nasıl ya, midemi biliyorsun sen mi söyleyeceksin? Teşekkür ederim. Hayır Erdem Bey, bir de hani çok düşük puanlar aldınız. Bari evet. Sezar'ın hakkını Sezar'a verin. Yani o puanlarla birinci olacağınızı düşünüyor musunuz? Hayır. Bari benim hakkımı vereydiniz ya. Ben işte kendimce size hakkınızı verdim. Vermediniz vallahi. Funda Hanım siz... Vallahi ben vereceğim. Gerçekten hakkını verdiniz mi? Gerçekten. Bir gün önce yaptığınız yemeklerde gerçekten kaliteli yani düzgün yaptığınız... Benim yemeklerimle onunkini karşılaştırdınız. Kendi damak tadımı... Yok, hayır. Kendi damak tadıma göre yaptığımı iddia ettiniz ya. Evet. Hadi buyurun, kendi başlayayım. Kendi damak tadınıza göre yaptınız. Evet, ertesi günkü yemekler... Kötü demedim ki. Funda Hanım, siz vereceğim, Erdem Bey'in servisini eleştirmiştiniz. Siz de bayağı... Affedersiniz, hiç görmemişim. Evet. Hemen bakayım. Lütfen. Kenarına mı? Evet. Hayır, kenarından akmışsınız. Bence biraz dikkat edebilirdiniz. Evet, benim de tabağımda böyle. Meryem Hanım'ın puanlarından memnun olmamasını anlıyorum. Ama bu kadar fazlasıyla olayları büyütmesini, bu kadar ince ayrıntılara girmesini pek fazla doğru bulmadım açıkçası. Sürekli benim yemeklerim daha iyi dediğim için hani üzerime çok geldiler. Herhalde kendi yemeklerimi savunacağım. Buraya kendim yarışmaya geldim. Hani başkasının yemeklerini savunacak değilim. 3 gün oldu. Benden başka hani güzel yemek yapan, güzel ortaya çıkaran olmadı. Ben her yönden, servis yönünden de hızlıydım. Karşılamada da çok iyiydim. Masamda da çok iyiydim.
Herhalde savunacağım. Cuma gününe kadar savunacağım kendimi. Meryem Hanım büyük bir sıkıntı ve acı çekiyor beklentilerinin çok altında puan aldığı için. Ama bu bir başarısızlık değil. Bu sıkıntıyı bizim masamızı ve sohbetimize yansıtması ve dominant olması açıkçası benim canımı çok sıktı. Artık sıkıcı buluyorum. Meryem Hanım sürekli kendi yemeklerini savunuyor. Geçti artık günü. Bence aldığı düşük puanlardan dolayı hak etmediğimi söylüyor ama bence de hak etmedi zaten puanlarını. Yani yeter artık. Bence başka şeyler konuşmaya başlasın. Sürekli kendinden bahsediyor, kendi yemeğinden bahsediyor. Bitti gitti onun günü artık. Öyle bakmak gerekiyor. Bu arada Funda Hanım, kıyafetinizi değiştirecek misiniz? Bizi böyle mi oturacaksınız masaya? Kıyafetimi değiştirmemi ister misiniz? Bence önlüğünü çıkar bir öncelikle. Evet. Şu çorbaları tadalım sonrasında. Şimdi şöyle bir şey oluyor genelde, görüyorsunuzdur, rastlıyorsunuzdur belki. Şimdi üzerini değiştirmeyen yarışmacıya çorba esnasında müsaade ediyoruz, gidip değiştiriyor. İsterseniz gitsin değiştirsin ama yok, bu sefer yorumları duyamayacaksınız. Gecikecek her şey derseniz de önlüğünü çıkarıp otursun. Ki bence artık değiştiremeyen yarışmacı öyle kalsın bana göre. Ama sen çok değiştirmek istiyorsan, leke meke varsa istiyorsan git değiştir, sen bilirsin. İsterseniz çorbalarımız içtikten sonra değiştirebilirim. Peki, bakalım duruma göre. Evet, siz. Şimdi bu arada bazı şeyler söylendi çorbayla. İçtin mi yeterince bu arada Yağız? Ya tadına baktım. Yeterli kesilmiş oldu. Mi dedin krema? Krema kesilmiş. Kesilmiş yani. Bir de insanın yani boğazını çok rahatsız eden bir ağır bir tat var. Orayı çözemedim. İnsanın boğazını rahatsız eden ağır tat. Yani boğazın var ya çok kötü. Böyle ağlıyor resmen. İçme Meryem, içme diyor. Bence krema kesilmemiş. Gerçekten hiç yağlı diyor yani. Sarımsak var. Bol tereyağlı. İçinde sarımsak yani, var. Ya çok yağ var. Yoğun bir yağ. Bakın şu içindekiler sarımsak arkadaşlar, görebiliyor musunuz? Pınar Hanım dün benimkine yağlı dediniz ya, yani bu daha bir yağlı. Sarımsak. Sizinki de yağlıydı. Bu kadar yağlı. Değildi ama bu ama kadar değildi. En azından Funda Hanım malzemesini az koymuş. Sizin pirinçti yani. Ekşili sütlaç yemiş gibi i̇şte oldu. Öyle değil, kabul etmiyorum, hayır. Malzemesi az mı? Siz yediniz mi daha önce lebeniye çorbasını? İçtiniz mi daha doğrusu? Yani lebeniye tam olarak değildi ama yani yoğurt çorbası. Ürünün içeriğini bilmeden yoğurt yorum yapıyorsunuz da ben ondan merak ettim. Ama lebeniye çorbası. Aynı, o da yoğurt çorbası. Çorbası. Kabul etmiyorum. Pınar Hanım, menünüzü çok merak ediyorum gerçekten. Göreceksin. Harikalar yaratıyor. Evet, ben de çok merak ediyorum. Yani bombayı atacağım ortaya, göreceksin. Bunu evet. Dedikten sonra kesin bomba düşecek. Ya seni böyle bir detaylı olarak çorba ile ilgili dinlemek istiyorum. Her şeyini anlat bize. Kıvamını, tadını, pişmesini. Şimdi kıvamı kremalı mantar çorbası denildiği zaman birazcık da koyu bir kıvam olması lazım bildiğim kadarıyla. Ama çok fazla bir koyuluk bağlayamamışsınız herhalde. Lezzet olarak gerçekten lezzeti yerinde. Tadı, tuzu. Evet. Yani bol kremalı, göre. Tereyağlı, içinde meyanesi var. Ayrı bir yerde tavuk stok yaptım. Tamam. Tavuk butları, kalçaları haşladım. İçerisine hatta soğan koydum. Lezzet versin diye. Hı-hı. Yani hem kremalı hem de meyhaneli mi yaptın? Evet evet, aynen. Bunun biraz daha koyu olması lazım da bu ikisini birden yaptığınız sadece zaman. Sadece iki kaşık unla ve kremalı olduğu için bu şekilde yapılıyor. Eğer kesilmiş çok fazla... mı peki? Kesilmiş. Aslında herhalde kesilmedi. Büyük çünkü... ihtimal çırpmayı bırakmışsınız meyhaneyi yaptıktan sonra. Hayır, içerisinde bol sarımsak var arkadaşlar. Bol sarımsak rendesi var. O sarımsak rendesini sarımsak... kesilmeye edebilirler diye düşünüyorum. Meryem? Bence de kesilmiş Zuhal Hanım. Kesilmiş yani. Kesilmemiş kesilme olsa zaten ki. Koyu olurdu biraz. Kesilmiş çok belli şöyle bakın. Şöyle gözüküyor zaten. Aynen. Baktığınız bakın, zaman beyaz beyaz. Bakın tane gözüküyor. Gördünüz mü? İçerisindeki taneler. Bahsediyorsunuz diyor. Taneler sarımsak. Tane değil. Belli zaten bak sarımsak, bak anlıyoruz, sarımsağı da anlıyoruz. Şimdi bunun içerisinde yoğurt yok arkadaşlar, nasıl kesilsin? Krema. Krema kesilmez mi? Krema. Ve içerisinde krema çok yavaş yavaş. Evet, yavaş yavaş eklendi içerisinde. Bak Zuhal Hanım hani belli bak. Üst kısımlarda geziyor hani. Sen nasıl buldun tadını Meryem? Ben beğenemedim ya. Ya. Vallahi beğenemedim. Ama şimdi Yağız tadı güzel diyor. Sen onu da mı diyemiyorsun? Ben hani boğazımı çok rahatsız etti. Allah Allah. Boğazımı aşırı... rahatsız eden şey ne? Evet ne? Ne aşırı sarımsak mı koymuşsun? Hani o çok aşırı nasıl rahatsız. Nasıl aşırı? Sarımsak bile... olduğunu bile söylemiyorsunuz. İçinde boğazımı bir şey rahatsız etti. Ne rahatsız tamam, etti? Tamam sarımsak işte. Hayır yani içerisinde bol tereyağı var. Bol sarımsak aşırı diyorsun. Aşırı bir yağlı geldi. İçinde... Şu an yani bütün Meryem boğazım Hanım, her tarafı yani çelişkili... yağ. Hayır, çelişkili her tarafı yağ diyor. Yağ yani çok aşırı bir yağlı. Sen ne diyorsun? Beğenemedim Zuhal Hanım. Ben de Meryem Hanım'a katılıyorum. Çok yağlı buldum. Aşırı yağlı. Yani ben kremanın kesildiğini düşünmüyorum. Bence çok fazla yağ koyduğunuz için bence böyle bir görüntü oluşmuş. Bir de kıvamı çok sulu. Ben mantar çorbası daha böyle yoğun kıvamda kesilmiş oldum. Pınar Hanım. Öyle bakın gözle görülen bir şey. Kesilmiş. Göstereyim mi size?
nasıl kesildi? Bence o yağ, o yağ beyaz beyaz nokta yüzdüğü, olan yok. Beyaz için. Beyaz nokta olan krema kesilmiş anlamına geliyor. Bence krema kesilmez. Bence krema kesilmez. Krema kesilmez mi? Bence yoğurt. Sonradan kesilir. Eklersiniz. Dünya Mutfağı'ndan bahseden Pınar Hanım. Krema kesilmez mi? Kesilmez. Yani bence krema kesilmez. Bu yağ, içi yağ içinde yüzdüğü için sakın öyle. Sakın ola ki cuma günü kremalı bir çorba yapmayın. İşte bence arkadaşlar tavuk suyu da olduğu için krema da var ve tereyağlı bir çorba. Dolayısıyla hani çok hafif bir çorba diyemeyiz zaten. Peki bir şey söyleyeceğim. Tavuk suyu var, onun kendi yağı var. Tereyağı niye koydun? Aynen. Evet. Bir gerek varmış. Tereyağlı unun kavrulması gerekiyor. Sen bir de çok koymuşsun herhalde tereyağını. İki kaşık koydum. Ooo! İki kaşık tereyağı, iki bir kaşık koymuş. İki kaşık tereyağı, iki kaşık koymuş. Aman! Bu. Sen ne diyeceksin Erda? Vallahi ya gördüğünüz gibi. Bitirmiş. Ben herkes konuşurken içtim. Gerçekten çünkü, evet, afiyet olsun. Ben bunun yoğunluğunu beğendim, yağını da beğendiniz beğendim. Beğendiniz mi? Evet evet. Aa, benim, neresini benim, beğendiniz? Benim zevkime göre çok uygun geldi. Senin zevkini zaten size, pazartesi çözdüğümüz zaman çok iyi anlıyorum. Aa. Ama o anlamda değil, yani şu anlamda ben bunu içerim, güzel, hoşuma gitti, kolay içimde. Afiyet olsun, ne güzel, bak o beğenmiş. Yok zaten o yüzden çıtımı çıkartmadım, siz konuşurken ben buradan gittim yavaş yavaş. birkaç diyeceğim bir şey olabilir, belki sarımsak. Bunu mesela bunu bitirdikten sonra terlemeye başlayacağım belli. Biraz sarımsağı azaltılabilir. O iyi olabilir. İki diş koydum sadece. Yani gene de işte ilk yemek için yeter. Bismillah dedirtiyor insanı. Beyefendinin çorbasına yakın ya Zuhal Hanım ondan beğendi. Onun çorbasına yakın ya, onunki de olmamıştı böyle su gibiydi. Bir evet, saat canım ara yemeklere geçebiliriz. Olabilir böyle doğrusu. Isterse. Yani tabii. Bunu da verelim. Hep beraber alayım. Hep beraber. Hep beraber hep tabakla. Beraber. Dün hiçbir şey beğenmediniz. Bak bugün beğen, çorbayı beğenmiyorsun. Kimsenin beğenmediği çorbayı içti. Aynen. Afiyet olsun. İyi de dün siz yaptınız. Bugün başka biri yapıyor hanımefendi. Gerçekten ben anlam veremiyorum. Altındaki tabaklarla beraber alabilir miyim acaba? Zevk çorbayı... Benim tadım uygun. Nasıl uygun? Olmamış bir çorba da bana uyar. Yani olmuş bir çorba da. Ben mutluyum yani içmekten bunu. Yok o ne güzel. Onunla ilgili bir şeyimiz yok, sıkıntımız. Sen bana beğenebilirsin. Yani mantar çorbası da çeşit çeşit yapılabilir. Bana açıkçası yani hoşuma da gitmedi değil. Çünkü ben neyi bekliyordum? Röportajımda da şunu söylemeye çalışmıştım. Ya bu çok zor, çok klasik bir şey. Bu böyle... Ya böyle çok balçık balçık diyorsun gibi gelir kıvamında, keşkül altındaki gibi ya da çok hafif olur. Yani ben, bence ortasını bulduğu için ben mutluyum. Balçık balçık. Böyle yani çok kıvamlı olur böyle. Yani ya çok kıvamlı olur ya da çok salar. Bu ikisinin ortası beni şaşırttı o açıdan. Ama ya ikisinin ortası mı kıvam? Siz de şu an beni şaşırtıyorsunuz. Beni de şaşırdım. Vallahi beni çok şaşırtıyorsunuz. Çorba yağ çorbadan içinde. Sonra bu çorbayı çorba beğeniyor ya. Çorba yağ içinde yağlı olabilir çorba, ben bunu beğendim valla. Ama tam puan verir misin? Vermem. İşte sarımsağı fazla. Dediğiniz gibi yağ birazcık daha az olmalı. Evet. Ama evet, benim... Tam puan vermem ama bitiririm. Erdem Bey çorbamı beğendiniz. O yüzden yarısını bırakın. Yarısını da. Valla Erdem Bey söyleyeyim. Çok çelişkili vallahi. Keşke. Olmamışı beğeniyor. Ha. Olmuşu beğenmiyor. Değişik geldi bana, çok değişik geldi. Nerede olmamışı beğenmemişim? Olmamış çorbayı beğeniyorsunuz. Siz olmamış diyorsunuz, ben olmuş diyorum. Ama diğer arkadaşlarım... Sizin tamam, diğer olmamış. Arkadaşlar... Olmuştu benim çorbam. Nesi olmuştu ben yani... Nesi olmamıştı sadece? Çok, çok pirinçliydi Zuhal Hanım. Ama lebeni hiç olmasın Zuhal Hanım yani. Pardon. Sen daha evvel lebeniye içtin mi? Lebeniye içmedim ama o da bir tür yoğurt demek çorbası. Demek ki bilmiyorsun. Yani lebeniye çorbasında çok pirinç mi olur? Pirinçli, bol pirinçli. Yani vurduğunuz zaman, kaşığı vurduğunuz zaman birazcık şişer. Çekmiş, aynen. Ama pirinçleri de çok pişmişti. Yani patlamıştı pirinçleri içinde. Vallahi yazık ettiniz dün o menüye. Evet, ben size söyleyeyim, altı verenler size dün, ne diyorum. Dün ben eve aç gittim. Koca şimdi beni beklemiş, yolda bir şey yememiş. Ah canım, Johnny, Johnny sensin, Can sensin. Aynen, bugün Sia'yı getirecektim maalesef, evde unuttum onu. Sia'yı nasıl unutursun evet, siz? Nasıl anne babalarsınız ya? Yani kim bakıyor onu şu an, ben kim de bilmiyorum. Kim bakıyor, kaldı mı tek başına? Tek başına kaldı. Sia aman bunalıma girmesin, çocuk Zuhal travma yaşayacak. Gün aç gitmiş ama yine eve gidebilmiş. Bugün bence eve de gidemeyecek. Niye? Niye? Yani bu menüde hiçbir şey yemeyeceğine göre eve de gidemeyecek yani. Bugün artık bayıla bayıla. Kremalı mantar çorbası iyiydi, biraz fazla yağlıydı. Kıvamından memnundum açıkçası, o kadar katı değildi. Çünkü aksi taklide uyutuyor. Meryem Hanım dediği gibi bir boğazımı yakma gibi bir şey açıkçası yoktu. Sarımsak ona belki fazla gelmiş olabilir ama ben açıkçası ondan memnundum. Sadece dediğim gibi hem tavuk suyu hem zeytinyağı, böyle yağ birazcık fazla olan bir şeydi. Belki sabaha karşı içilebilecek bir çorba. Kremalı mantar çorbası hala boğazım yani, o aşırı sarımsaktan dolayı bir kesilmiş. Aşırı yağ içindeydi.
Erdem Bey bana bence gıcıklık olsun diye beğendim dedi. Yoksa o da beğenmedi ama sırf bana gıcıklık olsun diye beğendim dedi. Çorba kesilmişti ama çok ince bir kesilmiş, yani kesilmişlik vardı. Ki birçoğu zaten fark etmedi. Sadece Zuhal'ın da ben fark ettim. Kremalı mantar çorbasını hiç beğenmedim. Yağ içinde süzüyordu. Kıvamı hiç güzel değildi. Erdem Bey nasıl beğendi de bu kadar yarıya kadar yedi hiç anlam veremiyorum açıkçası. Erdem Bey'in zaten günü geçtiği için artık yemekleri yemeye başladı ve konuşmaya başladı. Rahat tabii ki. Maalesef Fundacığım çorban olmamış. Yani dilerdim ki farklı bir şey söyleyeyim. Ben bazen 4 yarışmacı birden aynı şeyi savunup ben eğer inanmıyorsam ve görüyorsam ki öyle olmadığını vallahi sonuna kadar öyle değil, öyle değil, bence öyle değil diye konuşuyorum ama burada öyle yapamıyorum. Maalesef çorban kesilmiş. Aşırı yağlı dediğimiz gibi tadı yerinde, tuzu yerinde. Ama ben tavuk suyu koyduğum bir çorbaya ekstra yağ koymam. O tavuğun lezzeti, yağ zaten yeterli bence. Şu an bile damağım çok yakın. Ama seninki kadar da bir hissiyat gelmedi bana Meryem. Damağım, gırtlağımı mahvedecek kadar öyle de şey bir şey yok. Duyuyorum çünkü siz yani baştan itibaren bize dünden tehdit verip bundan ben sonraki günler size ızdırap çektireceğim dediniz. Çeyrek vereceğim dediniz. Evet öyle. Siz daha masaya gelmeden beğenmediniz ki. Hayır, adaletli bir şey mi? Bir yeseydiniz hele. Mutfağı görünce zaten siz de hani ya bir görseniz mutfağı. Ya ne fark eder hele bir yeseydiniz. Dışarıda yediğiniz yemekler nasıl yapılıyor biliyor musunuz arkalarda? Bu kadar değildir bence ama. Nasıl evet. Yani ne demek ya, istiyorsunuz? Sokakta yediğiniz, sağda solda yediğiniz mutfaklar nasıl mutfaklar biliyor değildir. Musunuz? Burası gene iyi. Diyorsun. Tabii bu gene iyi. Ama kimseyi de töhmet altında bırakma. Herkesin iyisi var kötüsü var. Her sektörün çürüke. Yani, tabii ki, ama tabii bunu da kriter alıp da böyle olmamalı. Yanlıştan da örnek verilmez yani Erdem. Tabii tabii yanlış değil. Neler ama... var buna da şükredin yani... demek de güzel bir yaklaşım. Ama bu da o kadar yanlışa kötü. Yanlışa yanlışa gidilmez ki. Yemek gelmeden yemeği eleştiriyorsunuz. Siz zaten hazırsınız eleştirmeye Meryem. Evet Erdem Bey'e kesinlikle katılıyorum. Daha yemeklerim gelmeden hemen eleştirmeye başlıyorsunuz. Funda Hanım yemeğinizin gelmesine gerek yok ki. Yani dünkü neden öyle söylüyorsunuz? Ben kebap dünkü masamızla ilgili yapmışım. Kesinlikle öyle yorumlarda bulunmadım. Yani... Ben dedim bazlamaya ne diyorsun? Ne var ki çok un, su, tuz dedi. Un, su, tuz. Ha öyle dedi. Evet. Hayır, kendisi siz evinizde öyle yapmıyor musunuz? Zuhal Hanım ben hamurumu yoğurdum. Hazır yufkayı pişirememiş. Evet yanmış. Şu an yanmış yufkaların içi. Onları mı yiyeceğiz Meryem, Meryem Hanım? Allah yandı bilemiyor. Mı yufka? Evet yanıktı gördüm. Size sormadım Pınar Hanım dün mis gibi önünüze bazlama geldi. Sevmedim bazlamamı. Size sormalı. Kusura bakmayın çok yanmış sert geldi yufkayı sevecek bana. Misiniz acaba? Göreceğiz yani şimdi. Göreceğiz. Pınar'ı bilmiyorum ama Erdem sevebilir. Yanmışsa severim. Efendim? Aa, yanmışsa severim o belli oldu yani. Erdem Bey biz gideriz Mersin'e siz gidersiniz tersine yani. Siz de bizim aynen. Dediğimiz her şeyin tersini aynen, söylüyorsunuz. Erdem Bey, bugün bunda yani ya. Ben anlayamadım. Arkadaşlar siz de şakadan anlamıyor musunuz? Yanmış şey getirilir mi masaya zaten? Bilemiyorum abi. Getiriyor gördük. Gelsin yani. Bakalım bir yandan daha gelmeden. Evet, bir gelsin. Ne acımasız çıktınız arkadaşlar bir bakın o zaman arkadaşlar, acımasız arkadaşlar yani bu sadece... Meryem Hanım zaten siz Erdem vitesi boşa aldınız o belli. Yokuş aşağı gidiyorsunuz. Meryem Hanım, daha dur yemeği kalkıp masadan kalkıp gidersin. Erdem Bey, böyle ben konuşurken gittiğin gibi gidersin. Dün benim servislerim de hızlıydı. Gördünüz ben mesela yorum yaparken hepsini burada da dinledim. Sizle beraber oturdum yemeğimi de yedim. Afiyet olsun. Evet. Nerede dinlediniz? Meryem Hanım siz hiç konuşmuyorsunuz. Yani yüzünüzü görsem bile. Yüzünüze konuşacaktım. Bekledim. Nasıl? Göremediniz benim aslında. Kalktık gittiniz. Özellikle Erdem bir yorumunda kaldı. Su için aniden bir kalkış yaptı ya biz de şaşırdık. O olmadı tabii de. Ama onun dışında çok aman aman bir sıkıntı var mıydı servislerde? Yok. Var mıydı? Bence yoktu. Yok öğlen süresini taşan bir yani, durum yaşamadık. Güzel Erdem Bey sabah uyandığı zaman herhalde böyle bir bugün sakin davranacağım. Veya da bugün salaş davranacağım. Çünkü dünkü tavrını bugünkü tavrını her gün değişiyor bir modu. Valla herkes çok değişik. Herkes ayrı bir başka bir şey söylüyor. Biri bir diğerini kötülüyor, birine bir şey diyor. Arkadaşlar biz sizi yemeğinizle değerlendireceğiz. Ben zaten yemişim okları kurşunları benim bir derdim yok. Derdiniz yoksa o zaman niye insanları boş boşuna aynen ya, benim yazık ki zaten benim puanlarım. Ben de sizi anlayamadım. Daha masaya gelmeden bir şey deniyorum. Meryem Hanım'ı bir koruma altına aldınız. Yani ben kimse koruma altına almadım. Hayır. Dün de ben bunu kanıtlamış oldum diye hakkını düşünüyorum. Ben haklı olan hakkını veriyorum. Yani 8 haksız olan haksız olanı veriyorum. Aynen öyle. En çok mu puan 10 değil mi? Evet. Evet. Bana çok geldi. Çok mu geldi? Yakın. O menü ona yakın mıydı abi? Yakındı. Gerçekten. Benim tamam sadece tatlım olmamıştı bak kabul ediyorum. Daha önceden yediğim lezzetlere göre yakındı. Ona yakın mıydı gerçekten? Evet yakındı. Ya hepsini eleştirdin çoğunu yemedin. Ama hakkını verdi. Ne yapacaktım? Sonuçta bir yarışmadayız. Yemeğe göre veriyorsun. Bir yani o zaman Pınar, yarışmadayız. Yarışmada bir puan değerlendirme yapmamız lazım. Doğru söylüyorsun. Oturup yemek yiyeceğiz. Saatlerce yemeğin sonuna kadar beklememiz ama gerekmiyor. Ama onluk muydu? Tadına bırak. Yemediğin şey yerdin bak onluk olsa hepsinin yerdin. Tadına... Dokuzluk olsa da yerdin. Ben sizin sekizlik gibi değilim olsa da yerdiniz hocam. Ben sizin gibi değilim. Gittiğim yerde tabağı sonuna kadar sıyırayım, sünnet yapayım. Öyle bir derdim yok benim. O kadar zengin tadına misiniz? Yarıdan mı bırakıyorsunuz yemekleri? Estağfurullah. Ha.
Yarıda bırakmam. Beğendiğimi yerim değerli... sonuna kadar tabii, ne güzel. Yok. Beğenmediğimi de söylerim. Tadına bakarım, yerinde herkesle birlikte aynı anda eşlik ederim. Meryem Hanım'ın sofrası 8'lik miydi? Tabak zaman toplanıyor, eşlik ya edilir. Vallahi 8'lik de sundan mı? Sizin puanı yani, sizin masanız yok, bilmiyorum yani. Bu masanın üzerine hala konuşuyorsunuz ya, vallahi pes. Aa. Vallahi pes. Ama Yavuz Bey, siz bir ana yemek üzerine konuşuyor ya, pes. Beğenmediniz dün. Ben beğenmedim diye bir şey demedim. Kuru buldunuz. Ben sizin gibi yapmadım. Beğendim hayır, deyip puan kırmadım. Ben köfteyi beğenmediğim için o köfteye puan vermedim. Ben sadece pilava köftenin puan verdim. Köftenin neresini beğenmediniz? Kuruydu, kuru geldi. Kuru muydu? Evet. Ben köftenin kuruluğunu net olarak Meryem Hanım'a anlattım. Neden söyledi, kuruduğunu, evet, nasıl kuruduğunu. Şöyle yapsaydınız böyle olurdu dedim. Dadı, lezzeti gayet yerinde dedim. Ama beğenmedim diye asla bir kelime kullanmadım. Funda Hanım, biz beğenmedim azıcık deseydim puanı aynen kırardım. Aynen Funda Hanım, yardıma gelelim mi? Yardım lazım mı? Teşekkür ederim. Tamam. Kaç dakika oldu bu arada? Kaç dakika oldu Gürbüz? 6. dakikadayız Zuhal Hanım. 6. dakikadaymışız. Bir de müsait olunca su rica edeceğim sizden. Aynen. Tabii ki. Hemen tabaklarımı getirip siz ikram edeceğim. Beğendim deyip bir de puan da vermedim. Ben köfteyi beğenmedim dedim. Sadece pilavı beğendim dedim. Salatamı beğendiniz, hepsini salatayı yediniz. Salatayı ben ana yemekte yani bir şey olarak görmüyorum yani. Ama salata... olur mu Zuhal Hanım, o zaman salata yapmayalım, getirmeyelim. Tamam, hayır, onu demek istemiyorum. O menüye yazılmış. Aynen. Yazıldı, bir yemek. Tamam. Yazılmaktan ziyade beğendim dediniz. Çok, beğendim çok net. Dediniz? Bakın, ben söylenilen kelimeleri asla unutmam. Öyle 10 mi? Yıl sonra bana öyle TC mi kimlik numaranızı sorun. Öyle ben 10 yıl sonra size tekrardan söylerim. O yüzden böyle. Ben bütün ailemin, TC kimlik numarasını, telefon numaralarını hep ezbere biliyorum. O yüzden kız arkadaşım da öyle şu anda. Bir kere söyledi, bir daha da bana sorar yani. Ben unuttum diye. O yüzden sus pus oturuyorsunuz, dinliyorsunuz, ezber yapıyor. Dediğiniz net olarak kelime şuydu. Peki sessiz salata, sessiz kayıt altına alıyor. Evet, kayıt alıyor. Bilgisayar gibi, kompütür salata gibi susuyorsunuz. Salata güzel ama ben de, hatta Zuhal Hanım'a söylediniz. Salata güzel, ben de sizin gibi düşünüyorum. Büyük büyük doğrardım dediniz. Evet. Tuzu yerinde. Salatada da evet, ben bu tercih meselesi, ben de ince ince doğranmış sevmiyorum. Çünkü bir müddet sonra soluyor. Bunun ben daha çok kıtır kıtır olmasını, iri iri doğranmasını tercih ederim. Mevsim biraz daha iri doğranır. Evet. Zenginliği, muhteviyatı, sosuması çok güzeldi. Çok güzeldi. Çeşitlerini iyi seçmiştin. Gerçekten de mevsim sebzeleri kullanılmıştı. Sadece çok küçük rende tarafıyla böyle pitik pitik olmuş. O kadar güzel ama bir salatıydı. Ben bitirdim. Sen de beğendin. Sonra beğenmedim dedim. Doğranışını beğenmedim, evet. Evet. Doğranışını beğenmedim. O yüzden puan vermedim. Pınar Hanım, vay halinize. Vay halinize, yarıştınız gün. Vallahi, göreceksiniz. Vay halinize. Ne diyorsun ya? Göreceksiniz. Yani çiğ balığı sevmediğim için hayatımda sushi yemiş değilim ama o gün çiğ çiğ yiyeceğim yani. O nereden çiğden göze alıp yiyeceğim Pınar Hanım'ı. Belki sushi yapacağım. Sushi demiyorum hani. Çiğliği sevmiyorum ya, sizi çiğ çiğ yiyeceğim. Yiyebilirsiniz, tadım yiyeceğim. Çok güzeldir. Sushi artık sırf sebzelerle de yapıyorlar. Çiğ çiğ yani yiyorsan benim etimi de yedin. Çiğ çiğ yiyeceğim. Evet, ay, sizin etiniz yiyecek gibi değil. Ya onu çiğ çiğ yiyorsun. Evet. Benim ya ne oluyor, onun ördeğini yiyor. Adamın ördeğini niye yemedin? Kedicik bile yemedi ya. Benim ördeğimi neden yemedin diye akşam oturdum ağladım, biliyor musun? Aa, yazık. Ben de ördeğe ağladım sabaha kadar ya. Vallahi ördeğe çok üzüldüm ya. Tövbe tövbe. Çok İnşallah Pınar Hanım da çiğ çiğ yer doyarsın. Ben size söyledim Erdem Bey, siz gerçekten yemek yapmaktan vazgeçin. Vazgeçin tamam, bundan sonra hayatım. Mutfağa harcayacağınız masrafı bir kadın tutun. Bir kadın yemek yapsın, siz oturup yiyin. Vallahi hayatım yemekten boyunca anlayan, yapacağım şeyi yemekten birinden anlayan öğreneceğim, bir kararla alamayacağım. Yemekten anlayan bundan sonra biliyorum. Tek başıma gidiyorum. Siz benden size tavsiye, bir eyvallah, kardeş tavsiyesi. Aldım, başımın üstünde yerim. Teşekkürler. Yavuz Bey, siz ne yapacaksınız acaba? Bunda geleceğim mi artık? Bugün anlaşılan. Geliyorum hemen. Ben dünkü verdiğim puanı çok gerçekten geleceğiz. Kendime güvenerek, yemeğime, menüme güvenerek, elimin lezzetine güvenerek verdim. Hmm. Ben haklı olan, haklı olanın hakkını verdim. Hmm. Haksız olan puanını düşürdüm. Bakacağız, göreceğiz. Evet. Ne geliyordu şimdi Fundacığım? Bize bir hatırlatır mısın? Tabii ki. Kapya biberli, çanakta kapya biberli ve cevizli havuç tarator geliyor. Bir de bir şey daha Borani var. Borani mi, tarator Borani mu? Çok uğraşmış Zuhal Hanım ya. Yani benim dünkü ara şıhılmaş yaptım Zuhal Hanım. Bir de yani kıymalı patates rulon var. Veya bir de patates rulon. Bir de evet. Funda Hanım, hani menünüz buymuş. Yani benim menüme ne bu kadar haksızlık yaptınız ki? Bu menünün yanında şıhılmaş ya. Çığıl mahşi çok basit bir yemek. Çok mu basit? Evet. Sadece kabağı kızartıyorsunuz, vallahi içine kıyma dolduruyorsunuz. Şu an bitti. Evet, kıymayı ben çiğ çiğ balzamadı, dolduruyorum. Balzamadı, su, un, tuz. Aynen. Ana yemeğiniz kıymalı de kolaydı zaten. Kıymalı patates rulo çok zor bir yemek mi? Efendim? Kıymalı patates rulo evet, çok zor bir çok yemek. Evet, şöyle çok aşamalı. Mi? Evet, patatesi haşlıyorsunuz Zuhal Hanım. O patates hayır, haşlamıyorsunuz. Ben öyle bir o şekilde yapmadım. Bir haşlıyorsun. Kolay mı? Çok zor bir şey. Haşlamıyorsunuz Meryem Hanım. Rendeliyorsunuz üstüne.
kıyma koyup rulo halinde fırına veriyorsunuz. Bu kadar basit. Kaydı çanaklar. O çanakları onları nasıl getirdiniz? Yani yanık yanık orada yakmıştınız, açık bir şekilde yani duruyordu. Yani birazcık yandı. Kurtarabildiğimi kurtarmaya çalıştım. Buyurunuz. Keşke bunları da kurtarmayalım. Zaten Zoyla Hanım, çanak sadece havuç taratoru tutabilmesi adına, yani tabak görevini alıyor. Sadece bu. Kendini tam savunamıyorsunuz bile Funda Hanım. Efendim? Kendinizi tam savunamıyorsunuz bile. Neden? Sadece bir çanak olduğunu söylüyorum. Tamam, bir tabak... sadece orada bir çanak görevini görüyor. O zaman yakalım, yıkalım, ne varsa ortaya getirelim. Olur mu öyle şey? Görsellik de önemli. Her şeyi yenmesi lazım. Görsellik de önemli bence. Sunum nasıl tabak? Oo. Sunum bana biraz... Funda Hanım, bu çanak dediğiniz nedir? Yufka mı? Kendi elinizde evet, mi yaptınız? Evet, yufka. Kızgın yağda yufkayı kızartıyorsunuz. Hazır yufka değil mi? Hazır yufka. Hazır yufka mı kullandınız evet, Funda Hanım? Evet. Anlamadım. Hazır yufka mı kullandınız? Evet, hazır yufka kullandım. Yani hem menü basit hem yufka hazır. Ne yürüyor? İçindeki havucu yiyeceksiniz zaten. Yani o yanında sadece dediğim gibi bir aksesuar. Aa bak, benim tabak yanığı gelmiş. Bir de Zuhal Hanım, benim maalesef bakar mısınız? Benim çanağın yarısı var, yarısı çanakkaleye gitmiş. Yarısı var, yarısı yok. Yani bakar mısınız? Yanmış. Evet. Hayır, tam çanakta bile gelmedi. Ve bir de üstü kapalı değildi. Aa, ben bunu nasıl yiyeceğim Funda Hanım? Bakar mısınız? Niye, çok mu fazla çok geldi? Çok sağlıksız. Hayır, yanık. Zaten onu yemeyeceksiniz. Sadece içindekini yiyeceksiniz. Ama tabağımıza gelinen gibi, yani her şey yenilmesi tabak gerek. Tabak görevini. Tamam ama yufka tamam sonuçta. Yufkayı yememiz gerekiyor. Tamam, bu tabağı koyduysanız bunu yememiz gerekiyor. Evet, tabağın yarısı nereye gitmiş Funda Hanım? Benim çanağımın yarısı nereye gitmiş? Ben bunu kabul etmiyorum Funda Hanım. Ben bunu yemek istemiyorum. Yani ben yanık bir şey... yemeyeceksiniz Pınar Hanım. İçindeki yiyeceksiniz. Zuhal Hanım, benim çanağım tam gelmedi. İsterseniz bakar mısınız? İsterseniz kenarından yani böyle çıtırlık olması için cips ama de yiyebilirsiniz. Ama orada çanak diyebileceğiniz çanak, bir şey evet, de yok. Evet, kurtarmak bu da istediğimi dağılmış, kurtardım. Ama bu da dağılmış pardon, tabak gibi zanayım durmuyor ki. Yani ben bunu nasıl yiyeceğim? Ben bunu yemiyorum ama arkadaşlar. Hayır. Kabul tamam etmiyorum. Vallahi ben de kabul Zuhal etmiyorum. Zuhal Hanım, yanlış bir şeyi ben nasıl yiyeyim acaba? Yanlış size bir şey tabii ki getirilmemesi lazım. Çok sağlıksız. Bir tane dinlerseniz, getirmezse de eksik menüye girerdi. Çünkü evet, çanak yazdığı böyle için... de eksik sayılmıyor musunuz? Hani evet, yarım getirmiş. Bakar evet mısınız? Evet. Bakın yani. Tam da sayılmaz açıkçası. Bu yediğiniz bakar mısınız? O yediğiniz kıymalı patatesli rulo. Ya lütfen bakar mısınız Funda Hanım? Hiç benim dediğimi dinlemiyorsunuz. Ben size bunu yiyemem diyorum. Siz hala su dolduruyorsunuz. Ben bunu yemek şöyle istemiyorum. Şöyle yapalım isterseniz. Ben sizin çanağınızı alayım. Size farklı bir tarator koyayım. Yani borani koyayım. Havuç borani. Tarator ama mu borani mi? Ama olmaz ki. Hepimiz borani aynı şeyi tatmak zorundayız. Ben bunu eksik sayıyorum. Bakar mısın? Çanak değil yani. Ya menüde yazıyor sonuçta. Ben bunu yemek zorundayım. Aynen. Çanağını yemek mi zorundayım? Yani şöyle yapalım. Yenilen bir şey bakın sonuçta. Sonuçta Yağız da dedi, Pınar da söyledi. Meryem Hanım. Tabağa konan her şey yenmek durumunda. Evet. O süs diye bir şey yok. Evet. Evet. Kaldı ki yemek isteyen yiyebilir. Fakat bu durumda yiyemezsiniz. Çünkü yanmış. Yanmış, evet. Dolayısıyla şöyle yapalım Pınar. İçindeki boraniden yiyeceksin. Tamam. Çanağından yemeyeceksin. Tamam. Fakat tam sayılıyor mu? Bunu da bir değerlendirmemiz lazım Funda. Erdem Bey, neden konuşmuyorsunuz? Aa, götürüyorsunuz. Erdem Bey yemeğe dolu gelmiş. Vallahi, aç mısınız? Bunu beğendim. Onu ben de beğenemedim. Funda Hanım, çok eksiksiz çalışmışsınız. Erdem Bey'in çanağı yarım. Daha doğrusu hiç aynen yok. Benimkisi de yarım. Taşmış. Bakın görün. Eksik menü sayıyorum ben. Evet. Bakar mısınız? Tam gelmedi yani. Bu ne? Eyvah. Yani, tamam, onu değerlendirmeyin o zaman. Ay, ama Borani ile de ilgili hiç durumlarda bulunmuyorsunuz. Eksik menüye giriyorsunuz şu an. Meryem Hanım, tamam çanağı şu an yemek istemiyorsanız yemeyebilirsiniz. Özgürsünüz bu konuda. Ama havuç boraniyi tadabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Patatesli kıymalı rulo var. Onunla ilgili yorum yapabilirsiniz. Yani bir şeyi buluyorsunuz ve onun üzerinden yürüyorsunuz. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Yani olmamış, etmemiş, eksik böyle. Yani tabii sırf puanı az vermek için böyle yorumlarda bulunuyorsunuz. Şimdi çanağım yarım gelmiş, bunun üzerinden yürüyeceğim. Çanağın etrafını tamam, bulacak halim yok ya. Tamam, onun üzerinden yürüdünüz. Şu an noktayı koydunuz. Defalarca aynı şeyi tekrar tekrar ısıtmanıza hiç gerek yok. Vallahi var. Yani önünüzde şu anda bir havuç borani var. Onu dün, tatmıyorsunuz bile. Dün benim mis onun gibi, altında yer alıyor. Dün benim mis gibi şığılmaş mı? Boğazımı yaktı da şöyle oldu da böyle oldu da. Evet, bir acılık vardı. En azından ben tam böyle... Yani acı mı iyi sizce, şu yanık mı iyi? Bakar mısınız? Acı en azından su içer geçerse hani şu görüntü gözümün önünden geçmiyor. Bakar mısın yani şu tamam, görüntü? Tamam, kaldırma artık Meryem. Evet Yağız, ikisinden de yedin mi? Evet, ikisinden de yedim. Menü de çanak yazdığı için mecbur çanak zaten gelmek zorunda. Evet, mesela ben de getirdim tabağa zaten. Ama arkadaşlarınki yanmış yani, yemek de zorundalar. Tadına bakmak zorundalar. Hı hı. Keşke çanak yazmasaydınız. Hani siz gene yufkadan bir süs gibi böyle kesip üstüne süs olarak veya da altına destek ya, olarak koyabilirdiniz. Sadece havuç boranı yazsaydı bunu tartışmıyordu. Aynen öyle, zaten kimse tartışmazdı. Havuç borani evet lezzetli, yerinde. Tadı gayet hoş. Sarımsağı da yerinde. Çok fazla bir sarımsağı yok.
kıymalı patates rulada kıyma sanki birazcık az kavrulmuş gibi. Hani kıymanın tadı birazcık böyle şey az geliyor. Az mı kavrulmuş? Neredeyse bir saat kavruldu. Valla tadı birazcık bana ya sadece dana eti mi kullandınız? Evet. Birazcık sanki bana et, kıyma birazcık böyle... Pişmemiş Yaz Bey, görüyor musunuz? Nasıl bakın, pişmemiş gibi yani kavrulmamış. Pembe. Siz de görmedim onu. Ben sadece tadına bakarak yola çıktım benimkiler, ama... Benimkiler bakın tane taneydi dünkü benim kıymalar, şıhır mahşemin. Bakar mısınız? Top halinde pembe. Bakabilirsiniz. Bakın. Top. Yani bu kıyma böyle pişmez. İlk defa mı kıyma pişiriyorsunuz? Tane olması lazım. Şu an siz ne söylediğinizde farkındayım. Evet, farkındayım. Şu kıyma... an Meryem Hanım, bana haksızlık ediyorsunuz. Vallahi hiç etmiyorum. Kıyma tane olmaz mı? Kıyma zaten hazır ama çekilmiş. Bakar mısınız? Pembe yani. Hayatında ilk kez kıyma pişiriyor hali yok herhalde, pişirecek hali değil mi? Vallahi bilmiyorum. Bakın top halinde. Meryem bakın. Hanım, ben top. 20 yıllık evliyim ve 20 senedir yemek yapıyorum. Bana bu şekilde bir ithamda bulmanız gerçekten çok üzücü. Ama Funda Hanım bak, görüyorsunuz, pembeliği görüyorsunuz değil mi? Top kaldı mı? Ben size şöyle söyleyeyim. Ben bir saat bunu pişirdim. Bir saat. Fırında kaldı. Hı. Aynen. Peki, yemekleri değerlendir. Herhalde ruloyu beğenmedin. Ben hiçbirini beğenmedim Zahra Hanım ya. Havuç Borani'nin tadını da mı beğenmedin? O biraz yani bir tık. Bir tık iyi. Evet, ne bir tık iyi. Peki Borani'de? Borani'nin tamam tadı yerinde ama dediğim gibi benim çanak eksik geldiği için. Evet, siz şimdi oradan ben nereden puan kısarsam o kadar iyi diyorlar Zoyna Hanım. Ben onu anlıyorum. Peki, Erdem'in... Siz yemekten siz anlamıyorsunuz. Çünkü havucun üzerindeki... Yani o bir şey de değildi. Onu bir saat geveledi, oraya götürdü, buraya götürdü. Bakar yani şunu getirmiş, hala konuşuyor. Hiçbir şey diyemiyorum. Meryem Hanım, maalesef üzerindeki o yabancı maddeyi ben size gösterdim değil mi? Siz de bunu gördünüz. Yabancı madde değildi o. Neydi? Funda Hanım, yabancı madde değildi. Neydi? Kusura bakmayın yani. O ben sonuç itibariyle içinden çıkmış. Havucu rendeledi. Havuçla bağlantısı olmayan bir şeydi yani. Bana göre yabancı madde. Peki bunların neyle bağlantısı var? Bakalım yani neyle. Meryem Hanım, Allah aşkına. Arkadaşlar evet, zaten yani, evet, çok boş yani boş konuşuyorsunuz. Yaralandınız evet. Anlıyorum. Aynen yani siz gününüzü geçirdiniz şu anda. Ben Funda'ya ne kadar saldırabilirim? Funda'nın yemeklerini ne kadar beğenmeyebilirim? Onun üzerinden böyle yani bir yemek istiyorsunuz bana. Bütün masa sizi dinleyeceksek biz kalkın. Evet, keşke, aynen. Keşke geçseydiniz de burada. Keşke beğeneydik yani. Peki Erdem, seni dinleyelim. Vallahi gördüğünüz gibi ben şu patatesli kıymalı şeyi bitirdim. Adını hatırlayamıyorum. Tadılanamayan cisim diyor. Evet, ruloyu bitirdim. Rulo ya. Ve beni gene bir zamana götürdü. Ben bunu mesela... Bunu duymak için gerçekten sana bir şey dedesine alamıyorum. Ama bunu gerçekten bu iki gündür zaman tüneli yaşıyorum. Evet. Eğer hani bunu bir davet olacak alacaksak akşam yemeği, akşam yemeğinde bunu koymam. Çünkü annem altın günü, paralı gün için dolaba koyduğu yemekleri ben şey yapmayayım diye, tırtıklamayayım diye bana böyle tabak yapar getirirdi odama. Bu da biraz öyle bir tabak olmuş. Yani gene romantik bir yere gittim. Çok güzel. Yani o yüzden böyle tatlı nostaljik bir şekilde yedim. Gene önüme konsa yer miyim? Gene yerim. Ama hani çok sıra dışı bir yemek değil. Gayet lezzetli, basit bir şey. Menü zaten basit tutulmuş. Ama Borani kısmında yani bu yani lezzetini beğensem de altındaki o yufkayla denemem gerektiği için yanık tadı tüm lezzetini alt üst etti. Evet. Ona pek bir şey diyemeyeceğim. Tatlısınız. Bir şey bunu söylemiyorum. Bunu da altın gününde yaparım ben. Kurtarmaya güzel çalıştım gerçekten yufka çanağı. Ya gördüm, kurtarılmaya evet, çalışılmış bir yer var şey. Ama geri kalan artık gitmiş. Pınar, yapmak istemedim. Ben açıkçası çok yoğun buldum. Bir ara sıcak olarak tabağım dolu. Evet, niye bu kadar büyük? Evet. Bir hadi her şeyi anlarım da çok pardon. Öyle söylediğin için araya giriyorum, lafını unutma. Bu çanakta niye bu kadar kumpir gibi getirmişsin? Evet. Niye bu kadar büyük tuttun? Aslında... Maşallah yarım kilo borani var, o rulon. Bunların daha estetik, daha küçük, daha yarışmaya uygun formda gelmesi gerekmiyor muydu sence? Evet. İşte zor. Niye bu kadar büyük tuttun? Şöyle söyleyeyim. Yapım aşamasında da daha basit olurdu. Yani. Hem daha seni bu kadar uğraştırmazdı. Daha küçük tutsan belki de yakmazdın. İşte ne bileyim gibi. Bence biraz küçük tutabilirdiniz. Hani yine bu olabilirdi. Ama porsiyonu küçük tutabilirdiniz. Çünkü ara sıcak. Evet. Yani bir de şey aslında... Meryem Hanım'a da katılıyorum. Kıymalar yani kıyma top kavrulmamış. Yani bunu aynen iyice de ezecektiniz. Yani böyle bakın iri iri duruyor. Aynen. Kıyma dediğiniz böyle iyice ne hani ezmeniz olsa gerekiyor. Tamam evet. Hani kuşbaşı tamam, kuşbaşı et böyle. Niye ama bu topak topak yani kaldı sahi? Topak. Hiç bilmiyorum. Peki eline sağlık canım. Afiyet olsun. Ama yani şöyle şu konuyu açıklık getireyim. Şimdi Erdem'de pişmeyen bir ördek vardı sağlık açısından. Ve de görüntü olarak hepiniz de iriti oldunuz. İnisiyatif kullandım ve tatmayın dedim. Ve de eksik saymadık. Sosu üzerinden bir değerlendirme yapın dedik. Eksik saymadık çünkü ürünü getirmiş. Evet az elinize pişirmiş sağlık ama eksik sayılamazdı. Şimdi burada da çanağı ben eksik sayıyorum dedin ya Meryem ve Pınar. Şöyle yapalım isterseniz. Şimdi sonuçta bir çanak geldi. Yarım veya tam.
yanmış veya yanmamış ama bir şekilde geldi. Evet, böyle gelmesi gerekiyor muydu? Hayır, gerekmiyordu. Bu doğru mu? Değil. Fakat hiç çanağı getirmeseydi eksik menüye girerdi. Fakat öyle ya da böyle getirmiş. Üzerinde de bir borani var. Borani üzerinden değerlendirin. Aynı şeyi yapacağız. Nasıl Erdem'in ördeğini değerlendirmedik, sosu üzerinden eksik saymadık. Bu yemeği de eksik saymayalım bence. Borani'yi değerlendirin, onun üzerinden puan verin. Ama çanak yanmış. Tabii ki orada puan kırmakta veya vermemekte özgürsünüz. Ama haksızlık olmasın. O gün de eksik sayabilirdik, saymadık. Bugün de saymayalım bence. Ama hani bundan sonrasında da bu suistimale gidecek bir şeye de dönüşmesin. Hani nasıl olsa onu saymadı, bunu saymadı, ben de bir şey yanık getireyim veya çiğ getireyim gibi bir yere de gitmesin. Yani doğru olmaz o. Yani ben vicdanen bunu yapıyorum ama normalde senin yemeğini de eksik saymamız lazım. Senin yemeğini de eksik saymamız lazım Funda, normalde. Değerlendirme dışı tuttuğumuz bir şey eksik saymamız lazımdı ama bugün de öyle yapalım. Ama yani tabağa konulan her şey bir kere yemek durumu. Onu süs koydum diye bir şey yok. Tabii. Tabağın içine ne koyduysanız yemek durumundayız biz onu. Yani yenmesi gereken bir şey olması gerekiyor. Dolayısıyla yakmış ama getirmeseydi direkt tabii ki eksik sayacaktık. O da ayrı. Çünkü çanak diye yazdırmış. Yani. Yazdırmasaydı hiç problem değil. O ekstradan bir şey diyecektik zaten. Ara yemek önümüze çok büyük bir porsiyonla geldi. Kıymaları kuşbaşı, hani kıyma değil de kuşbaşı et gibiydi. İçleri hala pişmemişti. Pembe pembe duruyordu. Aşırı bir yağlıydı. Ben beğenmedim. Borhani lezzetliydi. Kıymalı rulosu da kıymayı gerçekten zaten pişmediğinin lezzetinden anladım pişmediğini. Meryem Hanım da zaten gösterdi pişmemiş diye. Ara yemek dediğiniz hafif olur, az olur. Sanırım Funda Hanım ara yemekle ana yemeği karıştırmış olmalı. Çünkü kocaman kocaman koymuştum tabağın üzerine. Ve açıkçası yakmıştı yufkayı. Ben tepkimi de gösterdim zaten. Yanık yemek yemem sağlık açısından hiç değil. Hiç beğenmedim. Ana yemek piliç Topkapı. Yanında ne vardı Funda? Yanında mevsim şöleni salatamız var. Mevsim şöleni salatası var. Ekstra bir şey var mıydı? Ana yemekte de çok zorlanmamış. Yani tavuk çabuk pişen bir yemek. Hmm. Risk almamış bence. Peki şu tavuk kalçalarla ilgili hepsini açmış kasap diyordun. Bir sıkıntı yaşadın mı? Hayır hayır yaşamadım. Heh. Funda Hanım'ın işine gelmiştir kasabın açması. Aynen. Ha öyle mi? Tabii. Yani Funda Hanım burada açsaydı bence ana yemeği de yiyemezdik. Meryem Hanım neden bu kadar çok kötü eleştirilerde bulunuyorsunuz? Kötü değil bence yerinde neden eleştiri yapıyorum yani. Dünkü bana yaptığınız haksızlıktan sonra... Sizin yemekleriniz çok mu şeydi? Benim yemeklerim çok güzeldi. Meşakkat gerektiren yemekler miydi? Benim yemeklerim çok güzeldi bence. Size göre güzeldi. Bence herkese göre güzeldi ama beni rakip gördüğünüz için korktunuz. Sizi mi rakip görüyorum? Evet, kimi göreceksiniz? Ben sizi rakip görmüyorum, kusura bakmayın. Niye? Ben bu masada hiç kimseyi rakip görmüyorum. Gerçekten o derece. Evet, nasıl o yani? Derece. Çok merak ediyorum seni. Yani göreceksiniz. Ama herkes birbirine rakip aslında. Valla ben hiçbirinizi rakip görmüyorum arkadaşlar. İstediğiniz de görüyorsunuz. Siz yeşil zaten. İyiydi. Bu iyiydi. Ama Meryem Hanım da siz de tamam anlıyorum. Dün sıkıldınız, hoşunuza gitmeyen puanlar var. Sizce haksız ama puanları veren başka artık bu kadar domine etmeyin yani çünkü başkasının puanını sizin konuşmanıza göre düşürmeyeceğiz. Biz yediğimize ettiğimize bakacağız. Anladım siz haksız buluyorsunuz. Olabilir ama sizce haksız. Bugün de siz yazacaksınız. Biz size haksız mı diyeceğiz? Bundan seyirci de karar verecek. Hayır, yazdığınız... Yani mutfakta yaptığımız ettiğimiz her şeye karar verecekler. Siz bugün bir puan yazacaksınız ya da geçen gün bir puan yazdınız. Şimdi ben size desem ki haksızsınız olur mu diyeceksin ki ben kendi hakkımca yazdım değil mi? Evet öyle. Ya işte biz de öyle yazdık yani art niyetten de biz herkes kendince bir değerlendirme lüksü var. O yüzden hani ama Erdem Bey yanlış yanmış ama bizim canımızı yakmayın. Bak yanlış siz değerlendirme yapıyorsunuz. Bak hala benim neyin doğru yanlış yaptığımı söylüyorsunuz. Siz kendi işinize baksanız ya. Bakıyorum işime bakıyorum. Tamam işte bir o haddinizi geçmeseniz. O nasıl konuşma ya? Evet, haddinizi geçmeseniz. Karşınızda bir bayan var. Ne fark eder? Tavşan da yapıyor buna, insan da yapıyor, hayvan da ne fark eder? Haddinizi geçmeyin. Ben burada neye adaletli olduğumu kendim biliyorum. Puanımı vermişim. Siz de çıkışın tavşanlara falan haddimi geçip geçmemeyi sizden mi? Aynen sizden mi öğreneceğim? Tavşanlar da yapıyor falan filan. Ya ne demek ben kadınım ne demek ki yani? Canlıların hepsi yapabilir bunu. Hadsiz bir tavşan mı gördün sen? Hadsiz bir bitki gördüm. Hadsiz tavşanı da gördüm. Bitkiyi bırakırsın. Her yeri yani. Salar. Hayvanı bırakırsın. İstediğini yapar. İnsanı bırakırsın. Dışı marır. Sizin sürekli yakınmalarınızı dinlemektense tavşan hayvan daha neşeli geçiyor vallahi. Benim muhabbetim şimdi daha güzel. Erdem daha Bey, estağfurullah. Erdem Bey siz niye masanızı savunuyorsunuz? Çünkü hiçbir şey olmamıştı ama benim masam olduğu tamam. için savunuyorum. Neresi bugün beni susturamazsınız. Ama ben biz de zaten size ona istinaden puan verdik. Siz bana nasıl ona istinaden... Ama Erdem Bey en azından Meryem Hanım kendi masasını savunuyor. Siz kendi masanızı aynen, hiç savunmadınız. Bile. Tamam savunma ihtiyacı duymadım. Ama yani çünkü yarışıyorsunuz. Çünkü siz dinlemiyorsunuz ki hiçbir şey. Erdem Bey bana haddini bil dedi. Bence önce kendisi bilmeli. Karşısında bir bayan var. Nasıl konuşulacağını, nasıl aradığını hiç bilmiyor. Zaten bunu ilk gün görmüştük hareketlerinde. Kendi sofrasında görmüştük zaten. Benim verdiğim bir puanı bence yanlış yaptınız diyor.
Bence adaletsiz yaptınız diyor. Benim yerime kendini koyuyor. Bu haddi onu kendinde nerede bulduğunu gerçekten merak ettim. Erdem Bey biraz evet fazla konuşmaya başladı ve bazen ağzından çok sert kelimeler çıkıyor olabilir. Ama Meryem Hanım da bazen hak etmiyor değil bence. Buyurun Piliç Topkapı, porsiyon, tabaklama nasıl sunum? Sıfır. Sıfır evet. Biraz ara yemekle ana yemek karışmış gibi. Aynen. Arkadaşlar içecek olarak ne istersiniz? Ne vardı? Ayran var, bir de kola var. Kola alabilirim. Yani vallahi dünkü benim o tabaktan sonra hiç olmamış zaten. Ben bir ayran rica edeyim. Hiç olmamış. Tabii bakar ki. Mısınız yani? Bir dakika bir yiyelim be Meryem, hiç olmamış diye. Görüntü sen de olarak, kestirip atma. Görüntü olarak ama. Ya porsiyon olarak. Porsiyon olarak. Meryem Hanım siz sadece alt tarafı bir köfte yaptınız. Köfte mi yaptın? Evet. Yani bunu o kadar çok böyle abartıyorsunuz ki şu anda. Sanki böyle menünüz çok Fundan ağırdı mı? Da. Meryem Hanım yani, siz de hep yani ben hep yani siz sürekli Funda Hanım kasabın kendinizden açtığı tavuğun içine pirinci doldurup getirmişsiniz. Ben o köfteyi ne kadar yoğurdum. Pirinci doldurup getirmedim. Onun içerisinde bir zeytinyağlı bir yemek var, farkındasınız değil mi? O bir pilav değil yani, sizin filik pilavınız gibi. Lavaş açtım. Tereyağlı kavurup getirmedim. Hamurumu mayaladım. Ama yani Meryem Hanım siz de hep sürekli yani bazen de Erdem Bey'e katılıyorum yani sürekli benim yemeğim, benim evet. yemeğim, benim Tabii. yemeğim. Siz burada bu yemeği Sizin değerlendirmek zorundasınız. Geçti, müsaade edin de bir değerlendirelim. Tamam da ama ben kendi yemeğimi herhalde savunacağım, kendi yemeklerimi. Sizin yani gününüz geçti efendim, tamam sizin da. Gününüz geçti. Erdem Bey yemeklerini mi savunayım ama tamam burada? Da bismillah, daha ağzınıza yemeği koymadan başlıyorsunuz tamam sizin ama yemeğinizi savunmaya. Siz Hayır, geçti, ben o fırsatı kaybettiniz ben. Efendim. Başkalarını domine etmeyin. Evet, Meryem Hanım gününü geçirdikten sonra bayağı bir konuşmaya başladı. Merak etmeyin arkadaşlar, sizin yemekleriniz için bile şimdiden planlarını yapmıştır. Vallahi ne konuşacağını ezberlemiştir. Herkesin hakkını herkese buraya, vereceğim. Herkesin buraya hakkını, çalışarak gelmiş. Hangi kelimeleri söyleyeyim diye. Ben. Funda Hanım bence yerinize oturup öyle yorum yapın. Bence yapayım. De. Siz mutfaktan çıkmıyorsunuz. Hemen salatanızı getireceğim hem arkadaşlar. Onun hazırlığını yapıyorum ağırsınız. Şu anda. Aynen, masada da göremedik. Hem şık değil hem de ağır mı? Yani ağır bir de evet. Çok ha, yavaş çalışıyor. Ben evet. Zuhal Hanım o dünkü hani ağır Meryem Hanım siz sofrayı terk edip çok güzel bir şekilde karşıladım. Geliyordum. Hatırlatın. Yemekleri de tattıktan sonra yorum yapalım. Yani evet görüntü itibariyle tamam küçük bulduğumuzu söyledik porsiyonları ama bakmayın Piliç Topkapı aslında lezzetli bir yemektir. Yani doyurucudur, zengin içeriği vardır. Güzel de yapılırsa güzel bir yemektir. Vallahi o zaman kimse beğenmeden söyleyeyim, ben iç pilavı beğendim. Çok zor bir iç pilav, dengeli olmuş. Siz de her şeyi beğeniyorsunuz Erdoğan. Yalan mı söyleyeceğim yahu? Yine bitirdiniz yemeği. Yalan mı söyleyeceğim? Yani beğendim iç pilavı. Ondan sonra bu pilavı beğendiniz. Hanımefendi müsaade eder misiniz? Sizinle ilgili konuşulmuyor. Bugün başkası yarışıyor. Sizinki bitti, kaybettiniz orayı. Onu unutun. Kaybettim. O kadar yani. Ben müsaade edin, başkasını domine etmeyin. Arkadaşım bir bilmeye ihtiyacı var. Sizin kadar kaybetmiş değilim bence. Tamam benim önemli değil. Ben saldım gitti. Yağız Bey siz niye hiç sizin konuşmuyorsunuz? Ben beğendim. Ben çok merak ediyorum. Ya siz zaten aşçılık yapmışsınız. İç pilav yapmanın zor ve dengelisinin zor tutulacağını biliyorsunuz. Tamam, bu pilav peki, güzel iç pilav değil bu kadar böyle yağlı mı olur? Onu demiyorum. Kötü mü? Neden yağlı? Ben lezzeti çok başarısız buluyorum. Neden? Neden başarısız bulduğunuzu anlatır mısınız lütfen? Siz masaya gelin de öyle yaparız yorumumuzu. Funda. Evet, masalarınızı hazırlıyorum şu anda. Kendi aramızda. Ben sizi buradan duyabiliyorum. Salatalarınızı Yok, hazırlıyorum. Masada olmanız lazım, o yüzden dedim. Ben düz zamanda getirdim. Evet. Önce salatalarımı getirdim, hem ardından yemeklerimi getirdim. Yo, siz de bayağı geç getirdiniz. O arada lapata at o zamanı kapattınız. Bravo. Ya. Kusura bakmayın. En az 6-7 dakikada geldi. Erdem Bey kusura bakmayın. Ben şurada uyuyakaldım ağırlıktan. Siz gelince uyanabildim ancak. Ay bu kadar yerseniz uyuyakalırsınız zaten. Teşekkürler. Dün o kadar yiyemedim, bu daha lezzetli. Damak tadınız yoksun. Allah Allah. Anne misiniz, baba mısınız? Nereden, neyi bileceksiniz? Hala sınırınızı aşıyorsunuz maşallah. Düzgün konuşur musunuz Erdem Bey? Sınır, hayat, madde. Ben de onu diyorum işte. Düzgün konuşuyorum. Siz de düzgün anlatsanız. Siz daha benim sınırımı aştım. Hani beni o zaman daha bir farklı görürsünüz. Şu an daha sınırlarımı aşmadım. Açmadınız. O zaman siz sınırın ne olduğunu bilmiyorsunuz efendim. Bence siz bir bayanla nasıl konuşulacağını bilmiyorsunuz. Ben bayan erkek ayırmıyorum. Funda Hanım mevsim şöleni diye yazmıştınız ama bunun içinde yeşillikten başka hiçbir şey yok. Şu an sonbahar mevsimindeyiz. Aşırı daha fazla. Değişik sebzeler beklerdim. İçerisinde roka var, göbek marul var, fesleğen var, çiğ badem var. File badem var, affedersiniz. Bu susam mı, keten tohumu mu? Susam. Susam. Bir şey çıktı ama. Ne çıktı? Yağız Bey? Bir şey çıktı. Yok, teşekkür ederim. Aa, bir şey çıkmış. Ne o? Yeşillikleri yıkamamış o zaman doğru. Yeşillikler yıkandı, sirkenin içinde bekletildi. O ne? Ben göremiyorum hayatım. Çözemedim. Bakar mısın? Nane olabilir belki. Ne nane ya da fesleğen.
Şu siyah uçundaki şey der mi? Yok, yeşillik yıkanmamış tam olarak. Mutfağı gördükten sonra hiç şaşırmadım yani. Bir saniye, yeşillikleri nasıl yıkadın Funda? Hiç şaşırmadım. Bu yeşilliklerimi suyun içerisinde ve sirkeli suda bekledi. Uzun bir süre bekledi. Ama ben yemeklerimi yapana kadar bekledi. Uzun bir süre sirkeli suda beklettim diyor. Yok aslında o... Evet, uzun bir süre bekledi. Şey değil, ben de burada ayırdım. Naneleri herhalde ayıklamamışsınız. Nanelerin ölmüş kısımları. Evet, o kısımlar olmuş olabilir belki. Evet, ölmüş kısmı gibi. O kısmı. Yabancı madde değil o yani. Meryem. Dip kısmı. Meryem, dün havucunda bir şey gördüm de ya şu anda böyle ara canım. Böyle bakabilirsin. Arayacağım. Ama o avuçladın da ben tam bir yabancı madde gibi göremedim Funda. Onu da söyleyeyim de dün de söyledim. Tam öyle bariz bir şey yoktu. Havucun kendi damarları da var yani. Ama sen de misilleme olarak yapıyorsun, o da yanlış ama Meryem. Misilleme değil Zuhal Hanım. Bunu koymamanız gerek. Bakar mısınız? Dün hani benimkine... Çok ufak rendelenmişler, bakar mısın ya? Yani hiç özen vermiyorsun. Ne yapmam gerekiyordu? Hani ben ufak rendelenmiş demedim. Ben sizin salatanızı bile yemedim. Farkındasınız mı? Yemediniz mi? Hayır. Erdem, siz bayağı acıklısınız. Ya bugünkü lezzetler bugün... harika, çok uyumlu yani benim için. Fesleğeni çok severim, onu severim, bunu severim. Vallahi şaşırdım. Nasıl olabilir? Sadece hepsinde bir tek ağırlık var. Yani bu da yağlı, o da yağlı, şu da yağlı. Lezzetten yedim. Hani açken yer miyim? Belki. Ama şu fesleğen ve susam güzel numara vallahi. Pesto, Erdem Bey sanırım 2 gündür aç kaldı ya. Bugün artık ne bulursam yiyeyim. Siz salatayı beğenmediniz mi? Salatayı beğendim, beğenmesin. Ben beğenmedim demedim de. Salatayı beğendin mi? Salatayı beğendim. Sadece ben isme takıldım. Ha ben de şölen. Evet, meyve şöleni derken şölen kısım. Bu aslında içerisinde file badem olması, susam olması şölen havası kattığı için. Evet, peki yemekle ilgili seni dinleyemiyoruz. Piliç Topkapı ile ilgili. Yemek, tavuk güzel pişmiş. Suyu falan akıyor, lezzetli. Sadece iç pilavı birazcık yavan buldum tadını. Sadece tarçın tadı ve şey geliyor. Kuş üzümü. Kuş üzümü tadı geliyor. Onun haricinde lezzetli. Bu ünlü bir şefin ama... tarifi Yavuz Bey. Hangi ünlü şefin? Abi isim veremiyoruz değil mi acaba? İsim yok, verebilirsiniz. Arda Türkmen'in uygulamış olduğu bir lezzeti. Evet, İzlediniz. Gördüm. Hatta içerisinde bilmiyorum o tadı aldınız mı? Mahlep de var. Mahlep mi var? Evet, mahlep de var. Yeni bahar var içinde. Ben sadece var. Tarçın ve dolmalık fıstık var. Dediğim gibi yani lezzetli aslında. Sadece iç pilavı birazcık hani lapa gibi olmuş aslında. Yani ha, o yüzden pişmesinde de mi sıkıntı? Pişmedi yani birazcık lapa gibi tadı böyle birazcık yavan geliyor böyle. Sadece tarçın tadını alabildim. Kuş üzüme tarçın tadını aldım. Nane falan tadı almıyor musunuz içinde? Yok, alamadım. İşte diyorum ya birazcık lapa olduğundan dolayı pişim. Bir de tavuğun da suyunu saldığı için büyük bir ihtimal lezzeti bozmuş olabilir. Siz bence rahatsızsınız, o yüzden belki damak tadınız şu an tamamen olabilir. Ben damak tadıma çok güvenirim. Böyle Hatta burnunuzda bir tıkanıklık varmış gibi konuşuyorsunuz. Aa, hasta mısın burnun? Yo, belki ondan kaynaklı olabilir. Yo, ben lezzeti güvenirim. Funda Hanım, ben yemeğe yorum yapamayacağım çünkü eliniz kanıyor ve benim gözüm oraya takıldı, her yerinize bulaştırmışsınız. Ne zaman kanadı bu? Bilmiyorum. Bilmiyor musun nerede kestin? Hayır, gerçekten. Ne zaman oldu? Buralarınız hep kan oldu yani şu an oraya odaklandım. Ne zaman bir oldu bu? Müsaade isteyebilir miyim sizden? Tabii tabii. Şimdi ne yaptın? Bir şey mi kestin? Tabii git bir sil istersen. Bir banyoya gir. Şurada hemen banyomuz var. Bir ıslak mendil, kolonyalı mendil verin Funda'ya. Ne bir şey mi kestin mutfakta? Salata falan mı? Bir yere sürtmüş olabilir belki. Yani belki bir yere sürtmüş olabilirim çünkü badem falan koydum. Parmağın üstü kanamış böyle de koyunca. Ben de sen söyleyince evet, diyorum yanımda ya göremiyorum bu açıdan hiç. Yani normal o mutfağın karışıklığında bir yerini kesmiş olması yani çok karışık. Ama yok demin yoktu ya değil mi? Evet hayır yoktu. Demin yoktu evet. Bir yere mi acaba çarptım bir anda? Şimdi stresliyim ve heyecanlıyım. Funda Hanım. Bunlara dikkat etmesi lazım. Hiçbir şeye dikkat etmiyorsunuz. Aynen. Ne mutfağa ne... Servise, Pınar Hanım sizi göreceğiz. Bakalım siz cuma günü nasıl olacaksınız? Bu ne özensizliktir? Aynen. Arkadaşlar böyle olmaz ya. Gerçekten lazım. Ben terk ediyorum yani Zuhal Hanım. Nereyi terk yani ediyorsun? Yani pazartesi ya? Günü de özensizdi. Bugün de özensiz. Yani ben bu şekilde mi ben yemek dün yiyeceğim? Eli kanıyor ama. Eli kanıyor yani. Yani haklısın. O evet. Görüntünün olmaması lazımdı. Ben de şu an şaşırdım. Yani gıdanın altında kalmış. Evet. Fakat şimdi bu masayı terk etmek için bir yani sebep olmamalı. Gerçekten yani. Hiç hoş değil. Hoş yani. Değil. Çok tabii özensiz. Ki değil. Tabii ki değil canım. Özensiz yani. Ama ben... o da fark etmemiş herhalde. Lütfen otur. Yermeyelim birbirimizi. Dün özenliydi ne oldu Pınar Hanım? Efendim? Dün özenliydi ne oldu? Ha, dün ne vardı? Özensiz bir durum var mıydı? Sizin üstünüze yürümedim ki. Sadece yaptığınız yemekleri beğenmedim. Ha, teşekkür ederim. Bir yere mi sürttün acaba? Evet, belki olabilir çünkü hiç farkında değilim. Funda Hanım'ın eli kanadı. Pınar Hanım masayı terk etmedi ama masayı terk edecek bir durum yoktu ortada. Kendisi de yarışacak, kendisine göreceğiz. Ha, o da istemezdi öyle olmasını ama bilmiyorum. Kendini göstermeye gelmiş zaten. Bir kalkayım, bir boyumu, posumu, şapkamı görsünler dedi.
Kalktı öyle kendini gösterdi, yere oturdu. Ya Funda Hanım'ın eli tabii ki ben anladım nerede kanadını. Sanırım fırından fırın tepsisini çıkarken kenarına takıldı. Çünkü elinin üstü kanadı. Ama yani Pınar Hanım da ben masadan kalkıyorum. İlgi çekme isteği herhalde 7 yaşındaki çocuklarda falan gördüğümüz bir şeydi. Şaşırdım açıkçası, beklemiyordum. Peki, Erdem'le devam edelim. Aa, bitirmiş. Bugün doymaya gelmiş. Niye şaşırıyorsun? Maşallah size. Yani damak zevki arkadaşlar, bir saniye sıra bende, ben bir anlatayım. Evet, Erdem'i dinliyoruz kesinlikle. Herkes ağzında maşallah söyleyeceğini daha ben konuşmadan çıkartıyorum. Ya kolayı vereyim sana biraz. Vallahi açıkçası ben bunu da beğendim. Çünkü tavuk zor, yani bu kadar yumuşak ve sulu pişmesi zor, o yüzden beğendim. İçini de beğendim ama içi dinlenmediği için hafif tavuğun da suyunu aldığından birazcık daha lapalaşmış. Yeni baharı öldürmüş, mahlep yok olmuş. Çok geriden geliyor yeni bahar, mahlebi anlayamadım. Dengeli mahlep bir şey olmuş. Mahlep çok az zaten. Üstündeki tatlı kısmını da yedirdi. Yani böyle bir de çok ufak gözüktü tabakta. Bir an önce bitsin, böyle kötü gözükmesin dedim aslında. Belki hani o tabağı ya ufak yapıp onu böyle ortaya koyup bir şeyler... Hani görüntüyü bir... yok etmek için yemeği yedim. Bence bilerek yapıyor Erdem Bey. Niye? Neden? Meryem Hanım, neden bir saniye benim lafıma girmeyin. Hayır, vallahi olayım. Bilerek yapıyorsun. Ya neyi yani bilerek yapıyorsun? Hani sen ne demek istiyorsun? Beğenmediğim şeyi yer miyim insanı? Yani hani dün benim yemeklerimi beğendi ama... Meryem Hanım, dünyanın ortasına tanımadım, sizi oturtmadım ben. Benim hani kimseye burada eyvallahım, adalet bir şeyim yok. Hepimiz İstemiyorum da zaten. Hepimiz birbirimizi burada... Ya tamam, herkes kendi sınırında kalsın. O yüzden ben dediğim gibi sizin düşünüp de size inat yemek yiyecek kadar biri değilim. Kendim acıktım, beğendim, yedim yani. Hepimiz öyle şeyler konuşuyor. Allah Allah. Ne değilsiniz bence yani? Ben sizi mi düşüneceğim? Sonra... Meryem Hanım acaba şu an yememi istiyor mu? Dur giyeyim. Öyle bir şey mi olur? Beğendin, yalan yok. Sadece yağlı, canım çekmiş. Bugün yağlı bir şey yemek istiyorum. Afiyet olsun. Salata nasıl? Salata da susamı beğendim. Yani zaten fesleğini çok seviyorum. Ama hani şölen deyince insan ağzının içinde bin tane tat bekliyor. Ama balzamik var içinde zaten. Balzamik seçim kullanmış. Bin değil ama o balzamik bir tane bir şey yani. Birkaç tane bir şey. Çok iddialı bir laf çünkü şölen. Evet, şölen, ben katılıyorum Erdem'in buradaki. Yani böyle ağzında bir şeyler patlayacak. Şölen deyince şölen yani, anladın mı? Şölen daha afili, daha renkli. Hem tat evet. olarak hem görüntü olarak. Beklentimi düşürdüğü için yani. Birazcık yani yedim gene. O peki. Susamdan ama çok gidemedim. Pınar'ı da dinleyeyim. Ben de katılıyorum Erdem Bey'e. Salatayı beğendim. Ama dediğiniz gibi şölen derken ben de farklı şeyler bekledim. Daha renkli bir şeyler bekledim. Ama yaprakları diri. Balzamik sosu da kıvamında yani yerinde. Tadını beğendim. Diriliğini de beğendim. Yalnız iç pilavını beğenmedim. Dedikleri gibi lapa olmuş bayağı. Tarçını da yoğun geldi bana. Bu kadar. Meryem? Ben beğenemedim Zuhal Hanım. Hani salata da çok. Özensiz Zuhal Hanım, öyle bakar mısın? İri iri doğranmış, getirmiş. Salata yürü yürü doğranmış derken yani sizin gibi rende yapmamı beklemiyordum herhalde. Salata da çok yağlı. Hayır, bunu daha böyle özenli doğrayabiliriz. Meryem Hanım, bu salata farklı bir salata. Yorum yapmamış. Bu şekilde doğranması gerekiyor. Siz bu yorumu söylüyorsunuz. Ben de üzerine kendimi savunmam için yorum anlatmam gerek gerekiyor. Duymuyorum. Aa, olur mu öyle şey? Ama şu an yanlış yapıyorsunuz. Siz bunu söylerken benim de tabii ki bunu yorumlamam lazım. Çünkü siz konuştuktan sonra ben unutuyorum ve yemeğimi savunamıyorum. Haksız yorum mıyım? Yorum bile yapmıyorum. Peki, beğenmedin mi tavuğu? Beğenmedim. Peki, eline sağlık. Malaga'ya geçelim. Malaga, bizi İspanya'ya mı götüreceksiniz bugün? İnşallah. Malaga güzel bir tatlıdır. İnşallah da güzel yapmıştır. Pilav konusunda hepinize katılıyorum. Lapa ve maalesef lezzetsiz. Yani evet, tavuğu çok güzel pişirmişsin. Gayet güzel, sulu. Tavuk üzerinde güzel ama kızarmış. Efendim? Aslında pilavı güzel yapmış da tavuk almış onun lezzetini. Mahlebin yani falan yeni baharın lezzeti bahar, tavuktan geliyor. İşte, tavuktan geliyor. Tavuğun sululuğundan zaten pilav. Olmuş. Pilav çok pişmiş. Daha az pişse... Yani daha az pişse bir de o baharatları alsak güzel olmuş aslında. Tavuğunu çok güzel pişirmişsin. Tavuğunun pişmesini beğendim. Yumuşacık, sulu sulu bir tavuk. Kurumamış. Evet, kurutmamaya ama işte ben. İçindeki pilav çok önemli bir de. Aynen. Yani sadece tavuğu değil, o pilavı da. O diri kalması önemli zaten. Ay yani onu... Tamam, iç pilav daha fazla pişer normal pilava göre ama bu da çok fazla pişmiş. Çok fazla pişince tadını da, baharatlarını da almış götürmüş. Salata da yani evet, bir yeşil salata yazdırsaydın. Olurdu. Tamam, çok yeşil, yemyeşil bir salata. Yani şölen deyince senin dediğin gibi bir şey bekledik. Yani ya bir renk, ya bir tat, ya farklı soslar. Üç farklı sosun karışımı olabilirdi dediğin gibi. Balzamik, nar ekşisi, şu bu falan. Hani bir diğer salatalardan farklı şölen deyince bir şey bekliyoruz. Yeşil salata olarak başarılı ama yani. Ya, ya tadında şölen olacaktı ya görüntüsünde, maalesef ikisinde de. Meryem Hanım, siz buraya kurulda gelmişsiniz. Hiçbir şey beğenmemek için gelmişsiniz. Ha, çalar saat gibi kurdum kendimi. Gideyim bugün Funda Hanım'a patlayıp geleyim dedim. Arkadaşlar hepiniz de bu şekilde yapacak Meryem Hanım. Şimdiden söyleyeyim size. Valla hakkımı yiyene yani hakkımı yedin mi? Ben sizin hakkınızı yedim mi? Hara... Size 6 puan verdim. 6 puan mıydı? Zuhal Hanım dedi bu masa. Salatanızda altı zaten bir şey çıkmıştı, yiyemedim. Kusura bakma. Bir tek çorbanızı ve firik pilavını beğendim. Lütfen, lütfen. Keşke ben de bir şey beğeneydim bugün masanızda.
Keşke. Maalesef. Başkalarını konuşturmayacak mısınız zaten? Evet. Günü geçti ya şimdi zaten artık. Zaten hani yemeden zaten konuşamıyorsunuz ki. Ağzım doluyken konuşmuyorum efendim. Yemeden konuşamıyorsunuz zaten. Tabii ki yemeden konuşulur mu? Fırsat bulamıyorsunuz konuşmaya. Vallahi ben Erdem'den bugün bir yüksek puan bekliyorum. Lezzetli buldum ama benim de yükseğim yani Yağız'ınki kadar, Yağız Bey'inki kadar yüksek olmayabilir. Aa niye çok sevdin yedin? Aynen, kimse yemedi sen bitirdin. Nasıl bir adaletiniz var ben çok merak ediyorum. Bence herkes yüksek puan vermelisin. Bence. Kişisel. Yani ona yakın Erdem'den ben senin için yüksek bir puan bekliyorum. Niye hiç olmadı? İnşallah bu kadar beğendim. Yok, güzel puanlar var. Erdem Bey her şey mükemmeldi. Tamam tatlımı kabul ediyorum ama diğerini. Mükemmel mi? Evet mükemmel. Mükemmel diye bir şey mümkün değil efendim ya. Tatlımı kabul ediyorum. Kabul ediyor olmadı. Tatlımı bak kabul ediyorum. Mükemmel diye bir şey mümkün değil. Siz gördünüz köfte diyorum işte köfte gibi görünen o kebap kurumuş. Koruk kebaba. Yani kusura bakmayın hani mükemmel demek her şey mükemmel demek. Öyle bir şey yok. Mükemmel. Ama ne ben en azından ya, evet ama diye bir şey yok. Kedi öyle bile yemedi. Öyledir. Kedi bile evet. yemedi Erdem Bey. Vallahi kedi bile yemedi yani. Vallahi beğenmedi. Kedi bile yemedi. Evet kedi bile yemedi. E biz de yemedik. Her şey mükemmel olduğu zaman hakkını verecek misiniz puanlamada? Evet ama zaten gördüğünüz gibi hepsini yemedik. Yarın ki. Görüşelim. Hepsini yemedim diyorsun. Çorbayı bitirdin. Yarıladım. Yağlı ya bir kaşık, İki kaşık kalmıştı içinde. Ya sen de hiçbir şeye yararlanamıyorsun. Bir saniye. Ara yemeği de bitirdin. Ana yemeği de bitirdin. Her şeyi yemedim. Daha ne yiyeceksin? Ara yemeğin de yarısını yedim. Nerede yarısını? Birazcık şurada rulodan kalmıştı. Hayır, şu kadar. Onu en son Duhalanın aldım. Kur'an'ı tabaklar demeseydi geri kalanını da yiyecektim. Aynen. Vallahi ben açıkçası yani. O patatesleri alırdım güzel gün. Bak diyorum yedim var %80'i yedin gelen yemekleri. Ama daha var. Ama her şeyi yedi şimdiye kadar ama gelen. Ama daha puan kırılacak çok şey var. Bak öyle karşılama, mi? Kıyafet, o bu filan. Evet. Hani şimdi 10 dediğiniz zaman bunların hepsini kapsıyor. Adaletsizlikten doğru ama doğru yani. Söylüyorsun. Doğru. 19 gerçekten çok mükemmel şey, ya da hani, mükemmele yakın demek. Evet bak senin de mükemmelini belirleyen bir şey. Hani ben 9 puan verdim abi 9 bundan anladı 9 buymuş diyecek insan. Erdem Bey ben bak sizi Türk adetlerine göre karşıladım. Kolonyayla karşıladım, tertemiz karşıladım. Kimse istemedi ki bunu yani bunun için. Hayır karşılamaya her şeye bakıyorsunuz ya. Hayır kıyafetini giymişti, kolonyası, aynı. Masası her şey tamam mıydı ondan bahsediyor. Onu bahsediyor hani karşılamaya söylüyorsunuz ya. Ya benim hani burada önlükle karşılandınız yok. Falan ya onu aynen, söylüyor. Ondan bana daha samimi geldi. Ama masaya da böyle oturması hoşuma gitmedi daha mesela. Daha mı samimi geldi? Tabii kapıyı açtığında olabilir mutfaktan hayatımda çıkmıştı. Hayatımda gördüm ama en masada değişik böyle insan. Devam etmesini şimdi ben hayatımda gördüm en değişik insan. Ne acayip adamsın. Vallahi öyle hani kapıda değişik. Karşılayabilir koşturmacı olur ama masaya öyle oturtmazdım ben mesela. Çok değil değişik. Mi? O da doğru. Bak yanlış başlıyor doğruya doğru gidiyor. Hayır o da var. Çeviriyor. Çeviriyor değil ama o da. Ama güzel çeviriyor. Çeviriyor yani değil mesela... Arkadaşlar birlikte gördük kapıda karşılayabilirsin ama masada olmaz o iş. Kapıda öyle mi karşılanır bir ya saat? Koşturmacan olur bir şey olur karşılayabilirsin ya ama masaya sen temiz hala oturursun. Kendi arkadaşların evindeki ortama takıldın kaldın pazartesinden. Sen evinde arkadaşlarını öyle karşılayabilirsin. Aa hadi çocuklar gelin ya ben de işte tam şunu hazırlıyordum falan. Akrabalarına da olabilir. Aynen. Dostlarına burası da yarışma 2,5 saatte kaç çeşit yemek yapıyor o yüzden ya. Anlaşılır geliyor bana. Ama buraya tamam. Öyle oturmazdım. Tamam güzel bravo. Ben burada valla çay kahve içmedim Gürbüz'de. Sizden bahsetmiyoruz. Bitti sizin gününüz. Siz artık sahnede yoksunuz artık bırakın şu masayı yeni geçirmekten. Ben cuma gününe kadar sahnedeyim indiremezsiniz. Ama biz de yani bir yemek yiyelim rahat rahat. Yemek yiyorum konuşuyorsunuz. Yemesem konuşuyorsunuz. Şu adam rahat rahat yesin ya. Rahat rahat yiyin kardeşim. İndiremeyeceksiniz Erdem Bey maalesef. Eyvah. Öyle. Kim içi içi yiyecekti siz bunu mu? Beni yiyecekmiş. Allah aşkına siz de onu yiyin bitsin evet, bu işi. Ben de onu yiyeceğim evet benim günüm. Bence yemekleri maalesef yiyelim. Artık. İnşallah evet. Güzel bir malaga yiyelim tatlıyla. Umarım malaganın şorunu porsiyon. Önemli olan şekli zaten malaganın. Erdem Bey bence 2 gündür aç olduğu için bugün karnını doyurmaya gelmiş tamamen. Ben o kadar yemeği yemiş olsaydım 10 puan verirdim gerçekten. Bakalım kaç puan verecek çok merak ediyorum. Aslında dün benimkini de yiyecekti ama baştan bana bir maillendi. O yüzden benim yemeklerimi yemedi. Gerçi yedi yedi ama Erdem Bey bakalım kaç puan verecek. Onun sağ solu belli olmuyor çünkü gel git bir insan. Vallahi biz de yaptılar daha evvel malaga. Bunu tam olarak tutturan birisini daha duyamadık. Kolay göremedik. Bir tatlı değil bence. Malagayı değil. Tek tek mi yaptı? Porsiyon porsiyon bilmiyorum. Mu? Yoksa yani. Geçen sezon daha ilk başlarken daha başında Oğulcan izledim Bursa'dan da hatta dışarıdan söyledi malagayı. Evet. Dışarıdan gelenin de kutusunu devirdi. Bari onu vereydi. Bak o kadar para vermiş bari yerdik yani. Aynen. Bir de onu da devirmiş. Yarısını böldü getirdi. İlk malaga maceramız öyle bak. Sonrasında da derken işte şikolata malaga. Tuzum eridi. Bu ne? Buzdolabında. Banana evet. Bilmem ne diye bir tatlı vardı. Banana split miydi? Hayır, tam işte. Olarak hangi kısmını malaga olarak değerlendirelim ya da düşünelim? Güneyi. Güney. Güney aynen. Ya tövbe valla kusura bakma sinirden gidiyorum artık valla. Aynen vallahi ya. Teşekkürler. Valla gaya ne oldu canımın içi. Afiyet olsun. Acıdım. Muzun üzerine memari usulü koymuştum. Fakat sanırım suyla çok temas etti. Suyla temas ettiği için de yoğunlaştı çikolata. Ha. Ve üzerine koyduğum zaman da tamamıyla kendini saldı ve aşağı indi. Anladım.
Ama tadının güzel olduğunu düşünüyorum. Sürüyor. Bana bir çatal lazım efendim. Tabii ki. Tatlı çatalın yok mu? Önde. Vallahi hepsini yediğim için bitti. Ben size vereyim benimkini. Sen kendime başka getirip olur. Beklemeyin. Teşekkür ederim. Yani Zuhal Hanım ortada hiçbir şey yok. Nasıl hem de üzerinde giymemiş. Yani nasıl yetişemez ben şaşıyorum. Gerçekten yani. Bakın bakalım. Yani Malaga böyle mi gelir? Daha önce ben Malaga yedim yani tadını çok iyi biliyorum. Hani hayır, zaten daha önce Malaga yediniz mi? Evet daha önce yedim. Peki görüntü bana olarak, hemen bir kremasını anlatır mısınız madem yediniz? Asla böyle. Ben dışarıda yedim. Evde yapmadım. Yapmaya cesaret edemediniz görüntü sanırım. Görüntü olarak asla böyle değil. Malaga, olmamış bari savunmayın ya. Malaga şeklinde değil mi o da? Malaga'ya benzemesi lazım. Ya bakın bu şekli böyle olmuyor. Çikolata sosu daha bir yoğun olması lazım. Nasıl olmalı? Çikolata sosu daha bir yoğun olması lazım. Ne olmalı? Çikolata sosu yok. Sos yok efendim üzerine sos. Çikolatanın tadı geliyor ama. Tat geliyor ama görüntü olarak sos yok. Önemli olan bence ben daha fazla. Beğendim arkadaşlar. Ama sadece muzu beğendim. Ben hemen bir şey yorum getirmek istiyorum. Bu yemiş olduğunuz Malaga tatlısı normalde benim evde sürekli yaptığım ve dakika tuttuğumda 45 dakikada yaptığım bir tatlı. Çocuklarım bu tatlıyı çok seviyor. Özellikle burada da yapmak istedim kızım çok istediği için. Bu tatlı çok meşakkatli. Çok fazla aşamaları var. Dolayısıyla 2,5 saat evet okey ama ben bu Malaga için hakikaten o kadar çok emek verdim ki. Belli. Ustalar bile, şefler bile bunu yaparken gerçekten çok zorlanıyor. Sos kalmadı. Şöyle söyleyeyim, üzerindeki Bemari usulü sosunda bir sorun yaşadım. O yüzden buzdolabına kaldırdığımda o tamamen yayıldı. O yüzden belki hani görsel olarak sizi çok tatmin etmeyebilir ama tadının ve lezzetinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Siz öyle düşünüyor musunuz? İlk önce Pınar'a sorayım. Ya ben tadını beğendim. Beğendim. Yani tatlı sonuçta iki gün sonra en azından tatlı yiyebildim. Yani kekin kıvamı da iyi bence. Evet kek o kadar güzeldi ki ben yani çok nemliydi. Evet brown İçine gibi. İçine süt bile koymadım yani öyle düşünün. Yok kekin o kadar kıvamı güzeldi. Güzel. Muz da siyahlaşmamış yani iyi duruyor. Evet. Yani ben tatlısını beğendim. Sen beğendin Yağız. Bu kekin neresini beğendiniz Pınar Hanım? Kek, yani brownie keki gibi, Malaga keki gibi değil. Nasıl olur peki Yiğit Bey? Siz de yani biraz çok bilmişlik taslıyorsunuz. Bildiğim yani için söylüyorum. Her şey, siz aşçı şey mısınız? Pardon. Ben turizm ve otel işletmeciliği mezunuyum. Okay. Kendi işletmem vardı. Okay. Yani 5 sene falan kendi işletmemi yönettim. Uğraşmış. Sonradan kapattım. Okay. Nasıl olur ben peki Malaga keki? Osmanlı mutfağı üzerine gerçekten çok iyi tezler hazırladım üniversitede. Birçok yemeklerden anlıyorum yani. Anladım. Ve çok da gezerek yemeği seviyorum. Yemek yapmayı sevdiğim kadar. O yüzden bildiğim şeyler hakkında gerçekten savunurum. Tamam nasıl oluyormuş peki? Bu Malaga keki böyle bilmiyorum. Olmaz. Biraz daha kek kıvamında, biraz daha sert olur. Ha, şöyle ince nasıl bir yani? İnce bir şey söyleyeyim. Kek tabanı daha gerçekten tatlı. Arkadaşlar bu pasta keki bu. Tamam. Siz evet. Neyi anlatıyorsunuz? Ben bir yorum yapabilir miyim? Şu anda gereksiz yerim yoksa yorumunuzda ama. Yorumunuzda bana ama daha yorumum daha dinlemediniz ki. Yorumunuzda eksiklik var. Ama daha yorumumu dinlemediniz. Peki dinliyorum buyurun. Bu tatlı gerçekten muazzam lezzetli bir tatlı şu anda. Evet. Afiyet olsun. Ama adı Malaga olmasaydı keşke. Onu demeye çalışıyorum. Yağız Bey, sadece üzerindeki çikolata bir, sosundan kaynaklı böyle bir sıkıntım var. Üstündeki çikolata sosu Bemari usulü birazcık daha dondursaydı, yani birazcık daha soğutsaydınız erittiğinizde, soğukken dökseydiniz burada üstünde zaten kalıcı evet. Kalırdı. Kekin, yani omuzun damarları bile görünüyor. Kıvamı kek çok güzel bir kek bu arada. Gerçekten ben lezzet evet. Aldım. Çok lezzetli bir tatlı. Sadece Malaga dediğiniz için ben yorum yapıyorum. Brownie keki gibi olmuş, yumuşak olmuş. Böyle yumuşak olmaması lazım. Biraz daha sert olması lazım bunun. Bir de ayrıyetten şuradan şöyle. Brownie keki yumuşak mıdır? Brownie keki birazcık yumuşaktır. Diğer keke göre. Evet. Tam tersi değil mi? Yok brownie keki sıcak servis edersiniz. Sıcak servis edersiniz ama o kek soğuduğu zaman da sertleşir. Çünkü içerisinde tamam. Yine çok fazla şu anda bu yumuşak brownie keki gibi. Yani normal bunun servis içerisinde sadece kakao var. Peki Meryem. Zuhal Hanım ben beğenemedim. Aa beyaz yediniz şaşırırdım zaten. Olur. Ben de şaşırdım. Sadece muzu beğendim. Sadece muzu beğendim. O da yani olsun. Yetiştiği tarla yer güzelmiş. Muzu beğendim. Yine bir tane azıcık daha muzdan alayım. Şey Meryem Hanım siz gerçek misiniz? Gerçekten. O ne demek? Şaka mı yapıyorsunuz? Yani yorumlarınıza gerçekten o kadar mı? Çok acımasızlık var ki. Ama şimdi bize Malaga dediniz. Malaga gibi getirmeniz lazımdı. Dediğiniz tamam. Şey getirmeniz tamam. Lazımdı. Tamam. Her şeyi bir köşeye bırakalım. Bu tatlı için bu kadar emek verilmiş. Pasta keki yapılmış, pastacı kreması yapılmış, üzerine Bemari usulü bekletilmiş bir çikolata sosu tamam o olmayabilir. Muzu da yerinde. Yani baştan aşağı her şey yapılmış, sadece üzerindeki o çikolata yok diye. Siz bunu nasıl beğenmiyorsunuz? Ama sadecesi yok. Hani sizi önümüze dört dört getireceksiniz ki biz beğeneceğiz. Peki, Erdem'i de duymak istiyorum. Hocam ben yine herkes konuşurken yedim. Estağfurullah. Herkes konuşurken yedim. İyi yaptın. Ama Yağız Bey'in dediği gibi Malaga olarak yemedim. Çünkü çikolata olmadığı için soğuk olan muz yediğimde biraz sonraki her şeyin tadını alt üst etti. Yani çikolata olsaydı çikolata, muz, başka bir krema ve şeye doğru çok güzel gidecektim. Yani Malaga demeyelim
ama kreması çok güzel. Kekiği puf puf, yumuşacık. Yani keşke olabilseydi. Olsa tam bir puan verecektim ama. Puan keyiften... demiş. Yani buyursunlar, açık oylamadayız. En az 7-8 puan bekliyorum. Çünkü yemeklerim harikaydı, çok güzeldi. Gereksiz yorumlarda bulundular. Meryem Hanım zaten kurulmuş gelmiş. Puanını muhafaza etmek için hiçbir şey beğenmediğini söyledi. Kesinlikle dürüst davranmadığını düşünüyorum. Evet sevgili yarışmacılar, haftayı yarıladık ve çarşamba günkü yarışmacımız sevgili Funda'nın performansını izledik, yedik, gördük. Şimdi değerlendirme zamanı ve de 3 ila 10 arasında bir puanlama yapalım lütfen. Buyursunlar. Sizler yazmaya başlarken ben de menüsünü hatırlatayım. Kremalı mantar çorbasıyla başladı Funda'nın menüsü. Ara yemek olarak havuç boreni vardı çanak içinde. Bir de kıymalı patates rulomuz vardı ara yemek olarak. Ana yemeğimiz piliç topkapıydı. Mevsim şöleni salatası eşlik etti ana yemeğimize. Tatlımız da malagaydı. Herkes de yazdı gördüğüm kadarıyla. Var mı değiştirmek isteyen, emin olmayan, şüphesi olan, tereddütü olan? Ben saydıktan sonra menüyü bir şeyleri hatırlayan. Yok mu? Herkes emin mi? Eminiz. Peki. O zaman sana döneyim Funda. Ne diyorsun? Kaç alırsın sence? Yani en az 7-8 puan bekliyorum. 7-8 bu menüye. Evet. Ama gülüyorum sadece. Ben de. Neden gülüyorsunuz ki? Gülünecek bir şey göremiyorum ben. Benim gayet 7-8. Güzeldi. Yarışmacı bekleyebilir bu puan tabii ki. Hayaller ve hayatlar. Aldığınız puanlardan sonra. Evet. Küçük bir de puan alsın. Evet bakalım Yağız'dan ilk olarak kaç geliyor Funda'ya? Evet Yağız, paylaşır mısın lütfen verdiğin puanı? Benim puanım 7. Yemekler lezzetliydi. Hatalar tabii ki de vardı. Ama bu puanı vermek mecburiyetindeydim çünkü... Neden? Pazartesi günü ben 4 puan verdim. Bu sefer bundan biraz daha aşağı vermiş olsaydım Funda Hanım'a haksızlık olurdu. Yani dünkü masayla bu masa bir puan mı? Masada... Çorbaya kesilmiş dediniz. Aynen. Ara yemekte zaten lavaşlar yanıktı. Evet. Ve de ruloyu beğenmediniz. Ana yemekte de pilavı lapa buldun. Salatayı şöyle beğendim. Yemekler... Ve tatlı da olmamış. Tatlı şöyle isimden dolayı tatlı Malaga dediği için zaten ondan bir yarım puan kırdım. Şimdi birer puan birer puan veriyorum. Ama neden? Çünkü 6 çeşit var. Malaga Malaga değildi ki. Tatlı lezzetliydi. Tamam ama Malaga değildi. O yüzden ama yarım dediğim, puan. Ama dediği tatlıyı önümüze getirmesi lazım. Malaga bizim Malaga'nın gelmesi lazım. Beğenmedim tatına diye bir şey demedim Pınar Hanım. Çok beğendim dedi. Dedim ki olmamış tatlı dediniz. Muazzam güzel olmuş. Evet lezzetini beğendim. Ama keşke adı Malaga olmasaydı. Ama mesela çorbaya ne diyeceksin mesela? Çorba kesilmişti ama lezzetli dedim gene. Lezzeti yerinde değil demedim. Kesilmiş bir çorba lezzeti olsa da i̇şte, sence yani kesilmiş tamamen teknik olarak. İşte ondan yarım puan zaten Yağız kırmak Bey, zorunda kaldım. Bakma yani dünkü masayla bugünkü masa arasında bir puan olmamalıydı. Kendi gününüze oynuyorsunuz. Bence çok de. Adaletsizsiniz. Bence de. Herkese yüksek puan veriyorsunuz ki sizin gününüzde de yüksek puanları alasınız diye. Bence de yani dünkü. Acaba ondan mı bilemiyorum. Bu konuşmayı bence cuma günü yapmanız lazım. Evet şu anda. Çünkü kendi gününüzde de. Aradaki fark bir puan olmamalıydı Yağız Bey. Hani çünkü dün tatlı ama, şimdi, ama şöyle tatlı, tatlı tamamen gitmişti. Tatlı haricinde olmamış bir yemek yoktu dün tam olarak. Bugün de bana haksızlık oldu Yağız Bey. 4'e 6 ben 6 veya 5 puan bence Funda Hanım hak etmiyordu. 4'ü yalan yok yani zaten 3'ten başladık. 1 puanı emeğine verdik. Peki o zaman Yağız'dan 7 geldi. Serdem'den bir 9 veya 10 bekliyoruz. Bakalım bence kaç gelecek. De. Erdem senin de puanını öğrenmek istiyoruz. Benim puanım 7. 7 mi? Nasıl evet, ya? 7. Erdem Bey, bütün yemekleri çok beğendiğinizi söylediniz. 7 puan hak etti mi sizce? En azından yani, bir 8 verebilirdiniz diye düşünüyorum. Ama yani şimdi ben, bakın ben anlamakta güçlük çekiyorum. Yani... Seyircilerim de sanırım aynı fikirde olacak benimle. Burada daha çok eleştiren ve sana göre daha az beğenen bir Yağız'la sen yiyip bitirdin. Gayet de beğenerek, evet hataları da söyledin ama nasıl aynı puanı veriyorsunuz? Yani ikisini konuşmuyoruz. Herkesin adaleti başka. Ben şu an objektif birine sorayım. Pınar, Yağız'la Erdem'in yorumları aynı mıydı? Değildi. Nasıl değildi. Aynı puanı verdiler sence? Bilmiyorum. Ben ya birinin birinden daha düşük veya aynen. Yüksek değil mi? Sen de aynı şeyi söylüyorsun. Ben Erdem Bey'den daha fazla. Erdem Bey'den ben de hani bu kadar beğendin ya. Ama Yağız niye 7 verdi? Sen herkesin, niye herkesin adaleti farklı. İşte ben de ona şaşırıyorum. Sizin adaletleriniz ben yedi, ben bu hafta ne yarışmacıların puanlarını sizinle konuşmuyoruz. Şu an Funda Hanım'ın programındayız efendim. Efendim siz üzüntünüz artık yaşayın da bitsin. Şu an Funda Hanım'a bir şey ben söyleyeyim de. Cuma günü üzüntüyü Funda Hanım'la konuşacağım ben. Çünkü neden 7 puan verdiğimi merak etmek de haklı. Hakikaten dışarıdan görünüşte yedin niye o kadar az puan veriyorsun diyorsunuz. Yedim, lezzetinden yedim. Ben zaten bir lezzetten yerim. Lezzetliydi ama çorba çok yağlıydı, tavuk çok yağlıydı, pilav yumuşaktı. İşte salata hani bir nebze yani böyle bir oturmamışlık, bir uyduramamışlık oldu.
8-9, yani 9 vermezdim. 8 vermeyi düşündüm. Hatta buçuk verebilir miyim diye düşündüm. 7,5 vereyim. O da olmuyor. Ama 8'i de layık 8 göremedim de... çünkü yani... Yani... Ama dün 6'yı layık gördüm. Dün çok az şey yedim. Bugün yedim bayağı. O zaman daha fazla puan verdim. Daha fazla puan verebilirsin. İşte bir puan verdim fazla. Tutarsızım. Ama 8 puan verecek gibi de değildi maalesef. Yani kusura bakma. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, iyi gidiyor şimdilik Funda'nın puanları. Bakalım Meryem'le bu durum bozulacak mı yoksa devam mı edecek? Evet Meryem, söyle sen de lütfen puanı. Benim puanım 4. Ne? Meryem yani Zuhal Hanım benim dünkü... Ortanız yok sizin de. Dünkü yani... olmasam yani o kadar emeğimi 6 veriyorsa yani bu... Burası da 4. Erdem Bey'in masasıyla benim masamı bir mi tuttunuz? Yani. Pişmeyen ördek evet. Yediniz ya. Ama hiçbir şey beğenmedim. Pişmeyen kanlı ördek yediniz. Hiçbir şey beğenmedim ama. Bir kere kuzu etlerini kuzu etlerini gördünüz yani. Ama ben de aynı şeyi sana söylüyorum. Yani çok yani yazık gerçekten. Yani o zaman Erdem'le aynı mı Funda'yı? Hiç adil değilsiniz şu anda. Funda ama hiçbir şey beğenmedim. Hep yağlıydı. Salata yağlı, ana yemek siz yağlı. Siz tamamen acımasızsınız. Bundan aynen. Sonra herkese çorba, bunu yapacağınız belli. Siz ben buraya sizin yemekten anladığınızı asla düşünmüyorum. Ben onunla yarışmaya geldim. Artık yani belli. Yarış, evet yani o zaman da çok az çok, ya. Bu çok yanlış. Yani hiçbir şey yapmamış gibi olsam 4 verebilirsiniz ama 4 kesinlikle çok kötü masalara verilen bir ya puan. Bizi çok kötü karşıladınız, mutfak çok kötüydü. Nasıl kötü karşıladım? Ben size hoş geldiniz dedim. Gayet güzelce karşıladım. Siz acınız başkası da çeksin diye başkasına kötülük evet, yapıyorsunuz. Evet, siz şu anda puanı oynuyorsunuz. Birinci olmak için. Bir puan neye göre verdiniz? Bir puan neye verdiniz? Evet, ya da 6 puanı nereden verdiniz? Emeğiyle, biraz moralisine verdim. Çok yazık ya. Öyle. Gerçekten. Yapacak bir şey yok. Yani ben o kadar emeği 6 veriyorsanız yani... Hani Zuhal Hanım eksik menü dedi. Siz yemeği değerlendirmemişsiniz ki tavır alıyorsunuz. Siz de dün yemeği değerlendirmeyi benim tavrıma verdiniz. Yedi hayır, tavırdan puan kırdım dedim. 7 verecek. Evet, verecek. Doğru. Tavırdan puan kırdım. Ama tavırdan puan kırdım. Ama 6 puan kırılmaz yani bu konuya. Maalesef 4 de çok az oldu. Bakalım son puan nereden geliyor? Bir ara masayı terk ediyordu. Evet Pınar. Sen de söyle puanını bize. Benim puanım 5. Yani dünle kıyaslıyorum. Dün kıyaslamayın altıdan. Bence ya. Dünle kıyaslamak zorundayım. Ben sizin yemekleriniz çok güzeldi. Evet bence çok güzeldi. Ben Zuhal Hanım bile puanımı çok beğendi. Açıklayabilir yani miyim? O size göre güzeldi. Zuhal Hanım da ama beğendi. Ama Zuhal Hanım puanımı ayırmadı ki. Nereden biliyorsunuz öyle? Arkadaşlar beğendi ben puanımı değerlendirmek istiyorum. Ama Zuhal Hanım'a yapılmadı. Konuşamıyorum ki yani siz ikiniz böyle birbirinize giriyorsunuz piliç gibi. Siz Yavuz Bey'e de Pınar Hanım'a da çok düşük puanlar vereceksiniz. Eline emeğine sağlık. Fena da puan almadın aslında bakacak olursak. Ama tabii ki yarın herhalde Yağız sen yarışıyorsun. Peki şimdiden kolay gelsin. Sana teşekkür geçmiş ederim. Olsun. Teşekkür ederim. Elin içinde. Eline çok emeğine nazisiniz. Sağlık. Teşekkür afiyet ederim. Olsun. Özellikle Erdem sana. Ve de iyi akşamlar efendim.